gelsin sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Sevgili seyirciler, haftanın son Burada Laf Çok'una hoş geldiniz. Yani Türkiye ekranlarındayız. Son 22 saattir ne olmuş bir bakalım. Programımızın bitmesinin üzerinden 22 saat geçti. Peki bu 22 saatte neler oldu? Park yasağı tabelasının önüne ve kaldırıma park eden ve bunu çektiği selfie ile paylaşan Kenan Sofoğlu'na 92 lira ceza kesilmiş. Trabzonspor'a kızan bir taraftar tepkisini televizyonunu denize atarak göstermiş. Ve İngiltere'deki otoyolların şerit çizgileri kaldırılıyormuş. Ve Burada Laf Çok birbirinden değerli konuklarıyla başlıyor. Evlerinde ayaklarını uzatmış bizi izleyen izleyicilerimiz, radyolarında bizi dinleyen dinleyicilerimiz. Burada Laf Çok başladı. İşte bu gecenin konukları. Aydan Öztürk Atalay, enerji ve renk uzmanı. Çıktığı yurt dışı seyahatleriyle şifa terapilerine merak salan, üniversitede okuduğu kimya bölümünün verdiği yetkiye dayanarak renk bilimine kendini adayan Aydan Öztürk Atalay, kendisi ve renkler hakkında merak edilenlere cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Kalus Şalcıoğlu, gazeteci, oyuncu. İnşaat mühendisi olarak iş hayatına atılan, daha sonra danışmanlık yapmaya başlayan, bu sırada tiyatroyla da ilgilenen ve oyunculuk yapan, her alanda bir deneyimi olan Kalus Şalcıoğlu bu gece konuğumuz oluyor. Irina İlkina, model, oyuncu. Rusya'da doğan ve büyüyen, daha sonra Türkiye'ye gelerek evlenen, Türkiye'de reklam filmlerinde yer alarak başladığı oyunculuk kariyerine Cem Yılmaz'ın son filmi Ali Baba ve Yedi Cüceler filminde başrol oynayarak devam eden Irina İlkina, kendisi hakkında merak edilenleri cevaplamak üzere konuğumuz oluyor. Pinhani, 2004'te kurulan alternatif rock grubu, çıkardıkları her parçayla zirveye oynayan Pinhani bu akşam konuğumuz oluyor. Burada Laf Çok Pinhani'nin performansıyla devam ediyor. Çizdim kendi aklımca hayatın resmini, bir şey bilmezdim aslında, karıştırdım tüm renkleri. Hata yaptım tabii. Herkes başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, kaç yıl geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlardı, senle devam etsin. Beni sen inandın. Başka bir şeyden kaçırmış kendini, bazen yaşlı gözlerle kabullenmiş gerçekleri. Bazen memnun gibi. Artık çok uzaklaştım, en çok da kendimden, evden, senden, göçmen kuşlar gibi. Çok geç kaldığım halde solmuş resimlerde, geçmiş hala güzel durur. Küçükken çok inanmıştım, eğer çok istersen her şey mümkün. İnanmak zor değil, hikayem senle başlar.
devam etsin. Beni sen inandın. Beni sen inandın. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. O da geldi. Bu da geldi. Şu da geldi. Bu da geldi. 8 seyirciler, burada laf çok an itibariyle başladı. Sayın Aydan Öztürkata konuğumuz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, renkli çok bir yayın diliyorum. Renkli bir yayın olabilir, siyah beyaz giymekle zaten yayını renklendireceğinizi biliyorum ben. Çok teşekkür ederim şu nezaketiniz için. Bugün yani, senin için giyindim. Çok teşekkür ederim. Kalust Şalcıoğlu konuğumuz, hoş geldiniz Kalust Bey. Hoş bulduk, merhaba. Nasıl gidiyor? Teşekkür ederim ama öyle bey gideceğimizi bilsek kravat takar gelirdik yani. Ya bu şey de fena değil aslında yani, göğüs kıllarında bir kravat şey efekti o vermiş. O tiyatroda kıllı adam diye geçtiğim için role daha rahat adapte olayım diye sırf bu bölgeyi uzatıyorum yani. O bölge. Buralarda yok, evet. Tamam, eyvallah. Evet. Şimdi soymayayım ben sizi. Yok, gayet güzel gidiyoruz. Irina Ivkina efendim. Irina Ivkina, bir başka soyadı var mı, sadece Irina Ivkina mı? Eşimin soyadı var ama şu anda Ivkina kullanıyorum. Ivkina kullanıyorsunuz. Evet. Gayet güzel ya, ben böyle bir... Hani bir Rusça konuşuruz falan filan diye düşündüm ama benden iyi Türkçe konuştuğunuz için teşekkür ediyorum. O kadar da değil ama anlaşacağız. Eyvallah, gayet iyi ya. Biz neleri görüyoruz, gözünü seveyim. Ve Sinan Kaynakçı ve Pinhani, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz. Gayet güzel başladık sizinle, bir başlangıç yaptık. Uzun bir zamandır yok muydunuz? Bana mı öyle geldi ki? Ya vardık aslında da. Ne yaptınız o varken? Devamlı albüm yapıyoruz esasında ama işte kaydedip kaydedip ortaya bırakıyoruz yani, onun dışında bir şey yapmıyoruz. Hayır, öyle kaydedip kaydedip çöp atıyoruz gibi dediler. Yok yani albümü kaydediyoruz, yayınlıyoruz ama bunun dışında çok fazla bir şey yapmadığımız için bir de konser veriyoruz. Yani bizi sıkı takip edenler için aslında ortadan kaybolmuş değiliz ama uzaktan takip edenler için öyle. Biz gerçekten bayağı uzaktan takip etmişiz. Yani genelde bıraktım galiba, kavak yerlerinde bıraktım. Doğru muydu kavak yerleri, değil mi? Orada bıraktıysanız aradaki bölümleri kaçırmanız normal. Çünkü o arada çok az, işte bir iki sefer televizyona çıktık. Ama bolca konser verdik aslında. Çocukların her hepsi dede oldu. Orada oynayanların hepsi genç çocuklar. Hepsi artık daha böyle büyük yaş rolleri oynuyorlar. Yaş, orta yaş oynuyorlar artık. Evet, evet. Gayet keyifli ama bir uğru oldu mu o şeyin, dizinin size? Ya en önemli katkısı... Biz daha çok büyük şehirlerde çalan bir gruptuk. Birçok işte rock müzik veya alternatif müzikle uğraşan birçok grup gibi belli yerlerde sadece çalabiliyorduk. Şimdi artık böyle ne bileyim Anadolu'nun en ücra yerinde bir ilçe festivaline davet alabiliyoruz. Yani güzel bizim için, çok hoş bir şey. O sizin o ünlü gel şarkınızda gel gel yapıyorlar yani, değil mi? Tabii ondan dolayı bir hadi bir de orada çalalım diye gidiyoruz. Eyvallah, peki. Aydan şöyle başlayalım. Mesela bir programa çağrıldığında ya acaba ne giyeceğim, ne renk giysem falan filan diye düşünüyor musun? Tabii ki. Düşünüyorum. Nedir, neye göre düşünüyorsun mesela, nedir yani? Şimdi ortama göre düşünüyorum. Günlük koşulları düşünüyorum. O an bende yansıttığı enerjiyi düşünüyorum. Günlük koşulların sende yansıttığı enerji. Tabii ki. Manyetik alandaki etkiyi düşünüyorum. Hepsini bir bütün olarak bende yaşattığı duyguları düşünüyorum karşı tarafın. Bunların hepsini düşünüp programa katılamıyorsun zaten yani. Yok. Vakit olmuyor herhalde. Şimdi açıkçası reflekslerim çok gelişti. Bir denecek ehliyetim olduğu için. Hiç eski aydan değilsin. Çok gelişti gerçekten. Çünkü 5 senede bu gelişme enteresan bir şey. Daha çok gelişti. Bu yüzden de kısa sürede
hemen anlık düşünebiliyorum. Daha pratik. Pratik çözümler. Pratik ve seyahat çözümler. Etmem çok pratiklik kattı. Hı hı. Ufacık imkansız ortamlarda bile mucize yaratmayı öğretti bana. Enteresan. Renklerle yapılabiliyor mu? Öyle mucizeler kesinlikle, yaratılabiliyor mu? Kesinlikle yaratılıyor. Peki niye bu akşam siyah beyazız? Bugün siyah beyaz aslında ışıkların savaşı. Geceyle gündüzün savaşı. Hı. Bir de sizin çok özel bir ilgin olduğu için. Evet. Şu siyah beyaz giyeyim dedim. Bir de beyaz temizliğin, saflığın anlamı. Saflık. Evet. Bütün ışıkların karışımı siyah da. Siyah da yeterince saf değiliz mi? Orada küçük bir şey siyah yapıyorsun. Siyah güçlü gösterme. Yok. Ha, saflık güçlü var. Gösterme. Güçlü gösterme. Uykusuzlukta da bir maskeleme. Uykusuzlukta. Evet. Ha, o yüzden böyle siyah şeyler, maskeler takıyoruz falan uyumaya evet, çalışırken. Evet. Bir karanlık falan filan. Şimdi siyah beyazı giymişken ben biraz şeyden girmek istiyorum. Etiyorum'da lütfen şey yapayım buradan nedir notumu gönderip. Şimdi takımların renkleri üzerine. Şimdi renkler var. Evet. Renklerin insanla uyumu da var. Evet. Ama takımlar mesela çift renkli. Yani tek renk takım vardır. Belki kaç tane futbol takımı. Çift renkli olması güzel bir şey. Çift renkli olması güzel bir şey. Evet. Siyahla beyazın uyumu neden yeşil sahalarda yeterince uyumsuz oluyor? Şimdi burada siyahla beyaz renk değil, yansıyan bir enerji var sürekli beyazlı. Ama sürekli bir enerji yansıyor. Evet. Yani onun bir renge dönüşmesi şimdi, lazım. Şimdi orada bir enerjiye dönüşmesi için bir ana tema renk olması gerekir. Mesela kırmızı gibi. Kırmızı. Evet. Bizim kırmızı. İlk formamız kırmızı evet. Siyahmış. Onu biliyorum. Onu biliyorum. Evet. Ya. O da yön veriyor enerji. Yanlış mı yaptık ya o kırmızıyı oradan almakta? Biz? Biraz hata var. Kırmızı biraz arttırılabilir mesela öndeki logolarda gibi. Ha. Evet. Anladım. Şimdi tabii sponsorun kırmızısı var. Kurtarır mıyız? Yırtar mıyız şimdi, yani? Şimdi uluslararası yapılan olimpiyatlarda giyilen renklere göre bir tez hazırlanmış. Hı-hı. Kırmızı kullananlar daha baskın, daha şanslı olmuş ve savaşı daha üstte kazanmış. Yani olimpiyatlarda dereceleri onlara almış. Bu enteresan. Derbilerde kırmızı giymek lazım o zaman. Evet. Aa, enteresan. Etkisi oluyor. Sarı kırmızı biraz daha hoş duruyor sanki değil şimdi mi? O çirkinliği şimdi, de hemen ben yapacağım. Madem bu kadar güzel giyiyorsun. Kırmızı girdin. Şansı arttıran bir renk, enerji veren bir renk. Siyahla beyaz renk değil. Anladım. Bütün renklerin karışımı optik olarak beyazı veriyor. Evet, optik deyince optik değil, başkan da yer içinde yatsın. Siyah evet. Beyaz bir renk ve çok da güzel bir renk ve gönülden bağlı olduğumuz. Kesinlikle. Enerji de olsa tamam kabul edeceğim. Katılıyorum neyse, sana. Büyük bir enerji kesinlikle. Yani kabul edeceğim. Peki sarı kırmızı biraz daha mı şanslı mesela? Şimdi tabii ki gözde konik resim ilk önce kırmızıyı görüyor. Tamam. Enerji veriyor. Tamam. Sizin gücü, şansınızı yükseltti. Bir kere karşı taraftan da şanslı oluyorsunuz. Hmm. Size öyle bir yükleniyor. Bu kalıştılar mı Galatasaraylısı? Yok siyah beyaz seviyoruz biz. Çok teşekkür ederim. En çok bana sormanız gerekiyor diye. Peki eyvallah. Yayın sonuna kadar siyah beyaz. Eyvallah. Bu yüzden de etkili oluyor. Oluyor. Sarı lacivertli. Siyah beyazı ben de çok seviyorum. Sarı lacivertli durum ne? Şimdi sarıda zekanın ve konsantrasyonun rengi. Bir kere zekasıyla iş yapıyor. Tamam. Mavi orada otorite sağlatıyor. Hı. Renk biraz koyu. Hı hı hı. Biraz güç elde eder. Yaptığı işe başarılı olur. Ha, anladım. Yani hani şampiyonlukta şansı daha fazladır. Tabii ki. Diyorsun. Ama gene de sarı kırmızı kadar herhalde bir etkisi yok değil mi? Şimdi, onu bilemeyeceğiz. Bilimsel olarak soruyorum yani. Onu şöyle kırmızı olanın şansı daha yüksek evet, oluyor. Kırmızı şans. Peki o zaman bordo lacivert ne oluyor? Şimdi bordo lacivert. Bordo diye bir renk var evet. Yani evet var. Lacivert orada otorite sağlıyor aslında. Sağla sol beyin yarım küresi arasında otorite sağlıyor. Hı. Yaptığı işte başarı getiriyor. Tamam. Bakın başarı hı var orada. Bordo da yalnız bazen de merhamet duygusu önde oluyor. Hı. Duygularına geçebiliyor. Ha, o böyle biraz kırmızı olsa. Yani tabii mesela ki. Hı. Kırmızı olsa daha cesur, daha atak. Anladım. Daha peki, önde. En son yeşil beyazı sorayım sana. Hep istikrar. İstikrar mı? Tamam, timsahların hatırı kalmasın. Bursa Spor'da hep istikrarlı bir şekilde devam edecek. Kalıp sen anlar mısın renklerden? Anlarım. Sarı kırmızıyı seviyorum mesela. Bunu fark ettim ben evet ya. Niye o kadar? Çok vurgulamadım umarım. Altını çize çize niye sarı kırmızı diyorsun özellikle? Abi işte Trabzonspor'a gelecektik. Zaten çok borçları var diye dedik. Ha o yüzden diyorsun yani. Tamamen o yüzden. Peki şimdi senin kafan biraz karışık galiba. Ne okudun sen? Abi lisansım inşaat. İnşaat. Master deprem mühendisliği. Çok güzel. Sonra geoteknik okudum doktora da. Doktorayı yarım bıraktım. Üniversiteye hazırlanırken dershaneden atıldım ben devamsızlıktan. Sonra Türkiye'de ilk yüze girdim. Yani biraz gereksiz çalışıyor. Çok ilginç yani şey yani grafik hem dipte hem yukarıda ya enteresan. Evet ondan sonra üniversitedeyken Yıldız Teknik Üniversitesi'nin tiyatro kollarını kurmuştum. Hı. Yani profesyonel yaptım tiyatro. Hatta bazen arkadaşlara takılıyorum.
tiyatrolardaki bizim doluluğu göstermek için sosyal medya hesaplarından videoları paylaşıyorum her oyun sonrası. Yani minimum 400 kişi oynuyoruz en kötü salonda. İşte geçen hafta mesela 140 sandalye eklendi. 900 kişi oynadık Kartal'da oyunu. Çok iyi. Evet. Şimdi televizyon programlarına konuk oluyorlar. Diyorlar ki işte 2 haftada bir dehşet doluyoruz falan. Kaç kişilik salonda oynuyorsunuz diyorlar. Diyor ki 60. Şimdi tiyatrolar, dizi ve sinemalar tabii yazılı medya ve sosyal medya PR'ına, görsel medya PR'ına önem veriyor ama tiyatrolar çok fazla bunun bilincinde değiller. Bunu biz profesyonel olarak hem sosyal medyada hem de yazılı medyada yapıyoruz ki herhalde Türkiye'de yazılı medyada en çok haberi çıkan tiyatroda biziz. Peki bir şey soracağım. Hani tiyatroda PR yapmak seyirciye gel gel oluyor mu? Oluyor tabii. Ama bu şey gibi. Şimdi bazen diyorlar ki işte abi diyorlar senin bu kadar takipçin var. Hadi diyorlar beni paylaş. Paylaşıyorum şimdi. Diyor ki abi diyor beni 5 kişi takip etti. Şimdi birini paylaşmak bir dükkanın önünde tanıdık bir arkadaşı götürmek gibi. Anladım. Dükkanın bak burası şekerci dükkanı. Evet, işte içeri bakınca içeride şekerlerin arasında pislikler varsa o adam oraya girmiyor. Diyorum ki en son ne paylaştın? Bir ay önce bir paylaşım yapmış. Toplamda 6 tane paylaşım var. Ben müşteriyi oraya getiriyorum. Ama onun içeri girip girmemesi, dükkanı temizlemen vesaire vesaire albenisi sana ait. Ya tiyatroda da o albeniyi yaratıyoruz biz. Gün içerisinde paylaştığım videolarla. Ne yapıyorsun? Sahneyi mi süpürüyorsun? Yani hani yani aslında biraz Japon tiyatrosuna meraklıyım. Sahneyi temizliyorum evet. Ha geleneksel Japon tiyatrosu evet. Mı? Geleneksel Japon yani herkesin tiyatrosu. Ne o dediği aslında ne olduğu. Denedin mi peki yani hiç yapıldı mı Türkiye'de Japon tiyatrosu? Mesela? Yani Japon tiyatrosu çok farklı bir şey. Ben oyunculuğun sonsuz bir eğitim olduğunu inanıyorum. Hatta Amerika'da New York'taki The Actors Studio'nun sınavını kazandım ben. Yazın 2 ay oraya gideceğim. Japonya'da buraya bir seminere biri gelmişti. Dediler ki işte ne oynuyorsunuz falan. Adam dedi ki 42 yıldır falanca tiyatrodaki falanca rolü oynuyorum. 42 yıl. Bir ömür ne güzel. Evet. Yani ama adam... Bak istikrar diye ben buna derim biliyor musun? Ama hayatını oradan idame ettirebiliyor. Bizde tabii öyle bir şans olmadığı için tiyatrodan para kazanıp geçinmek diye bir şey yok yani. Yok mu ya? Yani 900 kişi oynuyorsunuz artık herhalde o vardır diye. Yani yok. Biz oyuncuyuz gariban. Zarfı veriyorlar yolluyorlar. Patronumuza selam söylüyoruz kovulmayalım. Yani 900 de olsa 900 de olsa sen zarfını abi alıp gidiyorsun. Abi standart abi ekmek parasına biz oynuyoruz. Niye yani. Kendi kendini yırtıyorsun o zaman PR yapacağım bilmem ne falan filan abi diye. Abi biz yarısına diyoruz ki zaten ben bu kadar para aldım oraya dönmüyor musun diyorlar. Yok diyorum bu paraya buraya oynuyoruz biz yani. Ha tamam ya tabii. Paraya göre taraf seçiyorsun. Herkes yani. Bu tarafa çullanıyor. Enteresanmış güzel. Peki yani eğer müteahhit olsaydın atıyorum 900 şeylik dairelik bir site mi yapardın? Yani o kadar çok böyle para büyük, olsa seni seve yaparım. Allah ağzınızdan şişsin inşallah. Peki kendi mesleğini yaptın mı? Yaptım. Nijerya'ya gittim ben. 17 ay Nijerya'da kaldım. Baba normal bir zamanın var mı hayatında normal abi yok, bir dönem? Vallahi çok parasız bir üniversite zamanı geçirdim. 7 ay yürüyerek gidip geldik okula. Hala bütün Türkiye'de ders kitabı olarak okutulan iki kitabın ön sözünde adım yazıyor benim yani. Bütün teknik üniversite. Yürüyen adam mı? Yani nedir? Hatta hani senin adına şey de var da ayran da var da yaptılar. Yani birisi mesela Profesör Doktor Yalçın Yüksel'in Kıyı Liman Mühendisliği kitabı. Bütün şey mühendisler. Orada ne işin var ya Kıyı Liman Mühendisliğinde? Abi Japonca şartname çevirdim ben. Ha sen Japonlara takıntısın. Biliyor musunuz Japonca? Bilmiyorum. Yalnızca harfleri benzeterek çevirdim. O zaman yani ben 78 doğumluyum. 17 yaşında üniversiteye girdim. Benim zamanımda internet yoktu. Yoktu. Ben üniversitenin laboratuvarında tanıştım. Yüksek lisans için İngilizce sınavını geçtim ben mesela. Ama kolej mezunu değilim. Yani 1, 2, 3, 4, ondan sonra 7, 8, ondan sonra 6'e geçiyorduk biz. Oo bayağı hızlıymışsınız. Tabii. Baktık nasıl geçiyor. Kafa gerçekten karışıkmış ama. Tahtakale'den 14 tane korsan CD almıştım o zaman. İngilizce CD'si. Evde onlarla çalışıp proficiency'yi geçtim ben. Sonra doktor iyileşeceksin dedi. Abi 12 sene git gel git gel. Doktor sonra kooperatife girdi. 2 tane villa aldı. Önüne havuz yaptırdı. Dedim ki ben daha gitmeyeyim artık. Doktora çalışıyoruz. Günah. Ya belli. Abi müteahhitlik yapıyorsun ama doktor için yapıyorsun. Evet. Sonra bireysel emeklilik sistemine girdim ben. Poliçe aldım kendime. Öyle tatlı tatlı gidiyorum. Mesela sağlık sigortası yaptırdım işte. Abla. Zor bir çocukluk olmuş ya. Zor zor. Anladım. Anneme babama çok zor oldu. Ama işte ne yapacaksınız dert. Hayatta böyle bir şey. Hayat, geldiğin abi. Yerden memnun musun şu anda? Yola çıktı geldik. Navigasyonla gidiyorum ben bir de. Aracım da lüks Allah'ımıza şükürler olsun. Sonra ben psikoloğu bıraktıktan sonra para biriktirdim. Lüks bir araç aldım kendime. Yok iyi geldim. Ulaştırma istemedim ben. Psikolog ne durumda? O bıraktı işi. Müteahhitlik yapıyorsun. Evet. <hadi. gülüyor> Kalış'ta ilk kez tanışıyoruz. Burada laf çok ailesi olsun, olarak Allah ama gerçekten geçmiş olsun diyoruz hepimize. İrina sen nasıl oldu? Sen şimdi sen var gelmek Rusya'dan Türkiye'ye burada tatil yapmak sonra tanışmak enişteyle evlenmek. O kadar basit değildi. Çok güzel. Bak böyle pis bir Türkçe'ye böyle güzel bir yanıt gayet güzel oldu. Ne yaptı? Yani senin oyunculuk nasıl başladı? Mankenlikten mi?
Aslında böyle oldu. Ben böyle model olacağım ya da oyuncu olacağım. Hiç böyle bir hayalim yoktu. Ben işte okula gidiyordum. Okul Rus dil ve edebiyatı. Evet, ondan sonra 16 yaşındayken meslek lisesinde sigortacılık okudum. Ondan sonra ekonomi üniversitesi bitirdim. Ama 14-16 yaşındayken manikenlik yapmaya başladım. Öylece yurt dışına gitmeye başladım. Nijerya'ya falan gittin mi sen de Nijerya'ya? O kadar uzak gitmedim. Eyvallah. Arada anlamadığınız ama kelime olursa bana sorabilirsin. Ben daha yakınım ya. Bu arada hani kanı suyu çocukluğuna benzedi. Herkesin kapı. Biz orada tanıştık. Keşke orası tekstil fabrika falan olsaydı, oraya giderdi. Oraya da gider. Oraya da gider. Evet. Sen model olarak Türkiye'ye geldin o zaman. Evet. Difile için geldim Antalya'ya. Ondan sonra biz işte İstanbul'a geldik. Ben baktım ki işte işleri güzel oluyor burada. Çünkü çok tekstil fabrikaları var. O dönemde evet, yani moda çok gelişkindi. Çok gelişkindi. Evet. Böylece ben gidip geliyordum. Başka böyle Avrupa'da gidiyordum. Orada çalışıyordum ama genelde Türkiye'ye gidiyordum. Çünkü burası gerçekten çok iş vardı. Difile, işte çekimlere çok yoğun geçiyordu. Hem de üniversite öğrenciydim. Para kazanıyordum. Çünkü para ihtiyacım vardı. Ben çünkü Rusya'da doğdum ama sonuçta Moskova'da gibi bir şehirde değil. Böyle daha para böyle biraz köylük alan deriz öyle. Evet, büyük bir şehir. Böyle 1 milyon nüfus var. Ama yine de böyle para kazanıp da üniversite ödemek, aileme bakmak yani. İstihdam zor. Evet, fazlaydı. İstihdamın yüzden ne olduğunu anlamadı ama evet dedi bak. Yapayım dedim bir çakallık. Yani. Ben de evet evet. Ama öyle yani o kadar şey inanıcı anlattık. Ve sonra hani Türkiye başladı ama Türkçeyi çok iyi biliyorsun. Eşin Türkçe öğretmeni falan mı yani? Çok güzel gerçekten. Değil. Benim eşim aslında çok dayanıklı bir adam. Çünkü o kadar sene içinde ben hep evde böyle yamuk Türkçe'yle konuşuyorum ama yine de sıkılmıyor. O güzel bir şey o taraftan ama yine de ben kendimi sürekli geliştirmeye çalışıyorum. İşte ben Türkiye'ye ilk geldiğimde Rusya'da üniversite bitirdim, buraya geldim. Türkçe kurslara başladım. Ondan sonra işte şimdi diksiyon dersleri alıyorum. İnşallah yakında daha da güzel konuşabilirim. Çok güzel. Ya kaç sene oldu toplam Türkiye'ye? Yani Türkçe ilk konuştuğun Türkçeden bu seneye kadar kaç sene oldu? Şöyle söyleyeyim, ben 5 sene önce buraya yerleştim. Üniversite bittikten sonra. Evet, ve kursları başladım. O günden beri ben böyle eve geldim. Böyle günün içinde ne oldu? Böyle işimi İngilizce olarak anlatıyorum. İşte böyle böyle oldu. O diyor ki dur. Şimdi her şey aynı yeniden ama Türkçe olarak. Yoksa ben seni dinlemeyeceğim. Oo, çok enteresan. Ben de böyle kaldım. Tamam dedim. O günden beri işte ben evde ve her yerde Türkçe konuşmaya çok başladım. Çok çok iyi yani. Çünkü hani ben 5 sezon dizi yapıp da hatta 5 sezondur program sunup da Türkçe'yi senin kadar iyi konuşabilen henüz birine rastlayamadım. Ekranda çok var bizde biliyorsun ama rastlayamadım. O da enteresan. Çok anlaşılıyor zaten. Buradan saygı ve sevgiler. Gerçekten böyle minik böyle hafif bir kırıklık var. Onun dışında hiçbir şey yok. Ama kursu öğrenirsek o kursa gitmeyelim yani. Niye? Çok iyi abi bence. Psikolog mu lazım? Bu kadar hızlı. Ya korsan kasetlerden İngilizce öğrenmiş bir adamsın sen ya. Cığdı kaset değil lütfen. Benim zamanımda CD vardı. CD. Lütfen. Korsan CD'ler var. Bir de bunu da söylüyor. Korsan CD'lerden öğrendim. Ya bana bak onlar da sıkıntılıdır ha. Taybanca maybanca araya parça koymasınlar. Aradan uzantılardan çıkıyordu son 8 dakikadan. Öyle zaten ergenliği geçirdik. Ha bütün şeyle. Peki gayet güzel. Pinhani ne zaman kuruldu demiştin abi? 2004. Abi 2004'te üniversite muhtemelen bu genç adamların hepsi üniversitedeydi. Eray ortaokuldaydı herhalde. Evet, diyorum. Ne yaptın ya Eray? Eray biraz gelişmiş. Ben üniversitedeydim. Selim yeni mezun olmuştu herhalde. Ha sen çocuk işçi çalıştırarak başladın. Eray sonradan ihtiyaçtan ekibe dahil oldu. İhtiyaçtan. Ha. Evet evet. Çünkü ekibin daimi üyeleri her konsere gelemeyince biz de Eray'ı zaman zaman yedek olarak önce davet etmeye başladık son birkaç senede. Eray sen istersen stüdyoyu terk edebilirsin ya. Farkında mısın? Adamın neler söylediğinin. Sonra da önce grubun daimi üyelerini yedekledi. Daha sonra da daimi üyesi haline geldi. Ha yani şey babaları tacı attı. Öyle mi oldu? Ya tacı attı denilemez ama babalar hala geliyorlar. Ama onlar müsait olduklarında ya da ihtiyaç olduğunda peki geliyorlar. Peki nedir yani tam yani temel olarak pin hani kaç kişiden oluşuyor? Şu an artık 4 kişi olduk. Temel dört. Grup budur yani. Evet evet. Ama hani yıllar içerisinde isimler değişti. İşte 2 kişi vardı. O 2 kişi az gelmeye başlayınca onların yerine sabit bir kişi eklenmiş oldu. Yani 5 kişiyken ilkesel bir duruşunuz var.
Ya o kişiler, yani bir tanesi benim kuzenim zaten. Öbürü de bizim bugüne kadarki müzikal prodüktörümüz Akın Eldes. Yani onlar hala bizim için grubun bir üyesiler ama yani konserde bazen geliyorlar, bazen gelmiyorlar ama bu ekip her zaman var. Eyvallah ya. Kuzen zaten kuzenliğini kullanıyor. O belli ki. Akın da zaman zaman çocuklar beni idare edin. Akın abi daha ne derse oluyor yani tabii ki. O geleceğim bugün derse gelir yani. Ha gelir. Yani sen geleceğim bugün derse gelir. Tabii, en son nerede konser verdiniz? En son geçen cuma Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde. Gayet iyiymiş ya. Yani sonuçta haftada ya da ayda ne kadar konser veriyorsunuz? İşte yılda ortalama 50 ile 60 arası bir konser veriyoruz. İyi midir 50-60? Bence iyidir yani. Hani bir grubun ayakta durması için ziyadesiyle yeterli. Tabii nasıl bir konser hani verdiğiniz dönem. Hep bar programıyla o 50-60'ı doldurursanız hiçbir yere varamazsınız. Ama biz epey büyük konserde, festivallerde de çaldık bugüne kadar. Hı hı. Ve hani belli bir yere geldik şu an. Sakal çıkıyorsa yani hani sonuç itibariyle. Ya sakal çıkması o kadar da zor değil. Çok daha bu işi amatörce yürüten insanlar bile işte ne bileyim yok açılışta yok bayi toplantısında bir yere çalarak yine sakal çıkartıyorlar. Yani hani müzikten geçinmek eski yıllardaki kadar zor değil. Sadece şu an farklı olarak işte ülke gündemi sık sık karıştığından. Aynen öyle. Özellikle son 3 yılda zaman zaman bu sektör sekteye uğruyor. Etkiliyor sizi tabii. Yani öyle. Herkesi çok fazla etkiliyor. Hani en az etkilenenlerden biri belki bizizdir ama biz bile etkileniyoruz. Dolayısıyla öyle bir sorun var ama onun dışında hani müzikten geçinmek eğer üretkenseniz ki biz işte 10 yılda 5 tane albüm yapmışız ve daha birçok kayıt da yaptık. Hani bunların haricinde hani ortaya bir sürü şey de koyduk bu 5 albümün dışında. Yok işte onun albümüne parça, bunun albümünde düet, öbürünün albümünde bilmem ne, bizim albümünde bilmem ne, konser, festival, girdiniz. YouTube'da bilmem ne. Yani bir sürü kaydımız var hani albümlerin dışında. Yani bir anlamda konsere çıktığımızda 7-8 albümlük bir şarkı listesi önümüzde. Hani oradan ne çalarsak diye seçerek çalıyoruz. Öyle olunca ister istemez yani ne bileyim birisi bir şarkımızı beğenip konserimize geliyor. Öbürü öbür şarkımızı beğenip konserimize geliyor. Neticede neredeyse 250 kişi konsere gelirse her birine bir şarkımız düşüyor. Öyle olunca da tabii ister istemez konserden insanlar geliyor. Menü sağlam yani anladığım kadarıyla bu anlattığın kadarıyla menü sağlam olunca. Canımız ne isterse onu yapabiliyoruz. Yani, en az yani bu kafadan 250 şeyler 250 şarkı varsa... İyi ya onu bine çıkarttığınız zaman tutamayız galiba. 250 şarkı yok da tabii biraz abarttım ama hani bu oraya doğru gidiyor. O zaman makulleştirelim ne, yani oraya ne kadar doğru, vardır? Yani bizim şimdi konserde çalabildiğimiz 50-60 tane şarkı var. Şimdi bunlardan artık her birinin bir seveni var. Hatta işte zaman zaman birisi geliyor atıyorum 6 ay bir senedir veya 2 senedir 3 senedir çalmayı unuttuğumuz bir şarkı konserde isteği veriyor. Biz de çalabildiğimiz kadar artık çalıyoruz orada. Çünkü artık çok fazla şarkı olunca da bazı şeyler unutuluyor tabii. Pinhani ne demek tam? Pinhani benimle işte kuzenim olan diğer grup üyesi Zeynep'in dedemizin şiir yazarken kullandığı mahlası yani. Ha mahlas. Takma ismi. Bir mahlastan çıkmış. Evet yani o da başka bir şairden almış bunu kendi bulduğu bir isim değil ama. İşte o şiir yazardı aruz vezninde şiirler yazardı. Biz de işte ortak katlarımızın en küçüğü olduğu için dedemiz onun takma ismini o zaman gruba koyduk ama... İşte maalesef söyleme işini bir türlü yani ben açıkçası aklıma gelmemişti hani telaffuzuyla ilgili bir sorun yaşayacağımız ama şimdi artık biz de alıştık. Hani kısa Pinhani de olabiliyor, Pinhani de olabiliyor. Genelde yani, Pinhani diyorlar ama Pinhani. Aslında doğrusu Pinhani ama çok da önemli artık. Oldu artık yani. Evet, evet. Pin yani de çok, geçseler hani özet geçseler, tabii, Pin deseler tabii. Yani anlıyoruz bazen zaten. Benim ismim zannettikleri o Pinhani abi diye. Pinhani abi ne haber? Evet öyle. İsmi mi zannediyorlar? Öyle zannediyorlar bir de. Çok şimdi, ilginç bir lafım var ya. Kalusto Bey'in isminden çok daha ilginç değil düşünürsün. Bana soruyorlar Kalusto bazen. Kalusto Bey o Kalusto o annesi bilmem bizim çocukluğumuzda o kadar çok var ki. Kalusto ne anlama geliyor? Kalusto aslında TL değil değili. Kalusto. Ha. Ama Kalusto. Türkçe'de kelimeler BCDG'li bitmediği için nüfus müdürü kendi inisiyatifiyle Kalusto yapmış benim adım. Dur buna ben bir Kalusto yapayım. Meleklerin başının üstündeki halinin eski Ermenicesi. Öyle mi? Evet. Aa enteresanmış bilmiyordum onu. Ki Kalusto diye birçok arkadaşım vardı Kurtuluş'ta çocukluğumuzda. Sinan sana şey soracağım. Twitter hesaplarında kendimizi asla yeterince özgür hissetmeyiz. Başkasına da özgür olmayı çok görürüz. Zenginlik ve mutluluk içinde geçerli bu diye bir yazınız var. Twitter hesaplarınızda. Ya ne hırs be arkadaş. Yani bana vermiyorsa Allah kimseye vermesin be. Yok ben öyle düşünmüyorum. Öyle düşünüldüğünü ifade ettim. Yani
ben öyle düşünmüyorum da. Yani öyle düşünüyor. Bu çok çirkin bir şey demek istedim. Ha anladım. Tamam. Biz yani, o çok çirkinliği böyle ben, size şey yaptık. Ben bunu ya, insanlar böyle ettik yapıyor demekten ziyade hani ben de kendim bir insan olarak düşünerek hani insanlar böyle düşünüyor. Biz böyleyiz. Yani insanlar böyledir. Yani kendisi zengin olamasa bile başkasının yani kendisi mutlu değilse başkasının da mutlu olmasını istemez. Veya kendisi çok mutluysa dahi bir başkasının mutlu olmasına rahatsız olan bir yapısı var. Bir insanın toplumsal tarif yaptın yani orada. Yani insansal tarif daha doğrusu. Yani sadece Türk toplumuna özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bütün dünya toplumlarında tabii, böyle yani insanın bir özelliği, başkalarının zenginliğinden, mutluluğundan, her türlü olumlu şeyinden rahatsız olan bir yapısı var. Onu ifade eden bir yazıydı. Yani yoksa... Var mı senin şeyin kıskanın? Yani seni de kıskanırlar mı? Her renklerden anladığın için. Onu bilemiyorum ama... Ben şimdi şu şeyi hediyeyi bir alayım anneciğim. O elinde. Aslında onun bir anlamı, ben... çok daha derin bir anlamı var orada yazılan şeyin ama onu çok açmak istemiyorum. Anlayan anlasın. Kıskanmak bence çok güzel bir duygu. Seni sevmeyenler için en büyük ceza. Kıskanmak değil mi? Tabii ki. Buradan şimdi size bir şey geldi, güzel bir açılım geldi. Bu nedir annem? Ben onu yılbaşında Selanik'ten aldım sana. Çok fakat teşekkür ederim. Gözlük şeklinde. Asıl amacı şu... Evet bakmak istediğim, gerçekten görmek istediğim manzara budur arkadaşlar. Evet. Yani sadece sana pozitif yansız. Hem de turuncu bir renk, bolluk bereketin renk. Ne diyorsun ya? Evet. Şimdi ya şu önümdeki müzeyi kuran ilk kadındır biliyorsun değil mi? İlk yani bu şeye, ilk programa ilk hediye seninle birlikte geldi. Şu anda müze gerçekten toparlayamıyoruz. Yukarıda bayağı bir müzemiz bolluk var. Bolluk bereket olsun. Eyvallah, satıyoruz. Gözlük zaten. Ben her sene kendime yeni bir gözlük alırım. Çünkü görüş açısını değiştirir gözlük. Psikolojik olarak budur. Öyle mi ya? Evet. Yani ben bir güneş gözlüğü taktığımda görüş açım mı değişiyor ya? O enerji yüklerseniz hayata daha başka bir gözle bakarsınız. İlginç. Görmek istediklerinizi daha iyi görürsünüz. Daha çok seversiniz. En iyi görsen markanız kız. Onlar söylenmez. İnsan doğru. Gerçekten öyle hissediyor musun peki? Evet. Yani değiştiği zaman. Evet. O zaman değişim taraftarısın sen. Yani tek tabii başına ki hani bir yere saplanıp kalmamak tabii gerekiyor. Değiştirmek gerekiyor. Hı-hı. Araştırmak gerekiyor. Teşekkür etmek gerekiyor. Hı-hı. Şükretmek gerekiyor. Teşekkür ediyorum bunun için. Ve insanlara bir şey vermek gerekiyor. Duydunuz, İsterseniz maneviyatınızı, isterseniz duygularınızı bir şey vermek zorundasınız. Çok doğru. Bu da sevgi birlikteliği sağlıyor. O zaman kıskançlıklara yer kalmıyor. Pişman oluyoruz ya bir şey veriyoruz. Ah keşke vermeseydim falan filan öyle de duygularımız oluyor bizim. Seve seve. Bunun önüne geçebilecek herhangi bir renk var mı? Bolluk bereketin rengi turuncu. Turuncu mu? Sarı kırmızı yok. Sarı bolluk kırmızı, bereketin rengi. Turuncu. Ve içimizdeki şeyi haseti mi alıyor? Pembe. Sevme ve sevebilme kapasitesini arttırıyor. Bu çok önemli yani, bir meziyet. Pembe yanlış anlaşılıyor. Biz erkekler giyiyoruz pembe. Erkekler giyiliyor. Bazen böyle enteresan anlaşılıyor. Yok anlaşılmıyor. Hiç öyle bir anlam yüklememek lazım değil mi? Pembe sevme ve sevme kapasitesini arttırıyor. Ha. Evrensel sevgi rengi. Evrensel anne sevgi sevgisinin gerçek rengi saf temiz bir sevgi. Fakat alışveriş merkezinde bu rengi kullandığı zaman biraz sakıncası var. Kredi kartını fazla harcatır. Pembe. Evet. Ne diyorsun ya? Evet. Ha, mesela pembe, o yüzden biz bütün pembe vitrinlerin önünde duruyoruz. Evet. Pembe giyen garsonlara insanlar daha fazla baş verir. Pembe giyen garson görmedim bugüne kadar ama görünce vereceğim. Söz veriyorum sana. Sanki indirim şeylerinde mi pembe hazırlıyorlar genelde? Pembe turuncu hazırlıyorlar. Gelenler keyifli dakikalar geçirsinler ve tüketimi arttırsınlar diye. Ben bundan sonra güneş gözlüğüyle çıkacağım alışverişe. Pembe. Diyeceğim hepsi de pembe. Alışverişe çıkarken de devir ekonomi devri. Tamam ne yapacağız? Şimdi. İki bayanın yan yana alışverişe çıkması tehlikeli. Tamam. Çıkmamaları lazım. Tek başına çıkması da tehlikeli. Yan yana bırak yani. Kendine bakacak. Tamam. Eşofman ve çok dar kıyafetler giymeyecek. Çünkü eşofman giydiğiniz zaman melatonin salgılatıyor. Uykulu bir halde siz doğru karar veremezsiniz. Alışverişe giderken dolaplarınızı fotoğraflarını çekeceksiniz. Hı. Beyninizde klasörler açacaksınız. Renk klasörleri. Ha. Evde neye ihtiyacım var? Acaba bu gerçek ihtiyacıma cevap veriyor mu? Yoksa duygularıma mı cevap veriyor? Bunları inceleyeceksiniz ve giderken bir muz yiyeceksiniz ya da bir avuç kuru yemiş ya da avokado. Bunlar da pozitiflik rengi yani sizi mutlu eden bunlarda serotonin var kokusunda bile. Bunları birer avuç tüketeceksiniz. Ya o bu kadar serotonini alan kadın boş durur mu arkadaş ya? Kendinizi güzel aynaya bakacaksınız, çeki düzen vereceksiniz. Eyvallah. Ve topuklu ayakkabı giyeceksiniz bayanlar özellikle. Tabii ayakları ağrısın ve gezemesinler diye. Odaklansınlar, doğru alışveriş yapsınlar Allah diye. Aşkına hiç öyle düşünmedim ya. Ya yani ben ay işte şey derler ya kara su indi falan. Yok. Öyle bir Allah. Çünkü kısa sürede doğru alışveriş topuklu ayakkabıyla yapılır. Tamam. Tabii çok yüksek değil. Normal bir ölçüde.
Peki erkeğin kredi kartını açmaması için, yani cüzdanını i̇şte, yeterince açmaması için işte bunları bizim ne giyip ne giymememiz lazım? Pembeden uzak alışveriş merkezlerinde. Anladım. Turkuaz otorite sağlıyor, iradeyi güçlendiriyor. Ha. Ve çivit mavisi lacivertleri bakmak. Güzel, o zaman bak, turkuaz bir kredi kartı hayat kurtarır mı diyorsun sen? Kurtarır. Kurtarır mı? Güzelmiş ya. Pembeden uzak dur, turkuaz kredi kartı taşı. İyiymiş ya bu şeyler. Bak bu tüyolar gayet güzel gitti. Peki sen yapıyor musun bunları? Tabii ki. Gerçekten mi? Tabii ki. Ya, yani şu enteresan geldi. Hani alışverişe gitmeden önce gardırobunun fotoğrafını beyinle kazıyıp. Kesinlikle. Bana bu lazım. Kesinlikle. Devir, ama bazen ekonomi, gerçekten devri. İnsan şey, bakın, yapamaz ki. Enerjik olarak alışveriş şudur. Parayla mutluluk satın almak. Ben zaten mutluyum. Şükrediyorum. Teşekkür ediyorum. Renklerim var. Çok parayla güzel bir fabrikam var. Parayla saadet olmaz derler ya eskilerde. Para mutluluk getirmiyor ama mutlu olan para kazanıyor. Bu gerçek de var. Ha. Evet. Tamam, şimdi ona gelelim. Nasıl mutlu olacağız da para kazanacağız? Hangi rengi giysek de mutlu olsak? Vallahi sarı. Tamam. Bolluk bereketin rengi sarı. Tamam. Çünkü. Abi yarın bütün müteahhitler şey ihaleye girerken sarı giyecekler. Çok enteresan. Zekanlı bir şey. Renk. Tamam. Mutlaka. Turuncu, mesela bir takım elbise giydiniz, turuncu bir aksesuar, sarı bir aksesuar, kırmızı şans rengi, şansınızı arttırır. Kırmızı bir üst sürdünüz ya da kırmızı bir kravat taktınız, şans sizde. Rakiplerinizden sıyrılırsınız. Asla kahverengi değil. Politikacılar bu yüzden mesela ağırlıklı kırmızı kravat takıyorlar. Evet, evet. Ha, yani sonuçta gözde, bunların da uzmanları, danışmanları kesinlikle var. Kesinlikle gözde koni reseptörler ilk önce kırmızıyı görür. İlk önce siz fark edilin, rakiplerinizden sıyrılın. Hı. Peki sahnede niye siyah giyiyor insanlar mesela? Ağırlıklı sahnede siyah giyiyorlar. Şöyle siyah giyiyorlar. Güç gösterisi, otorite onda olsun diye. Hmm. Kendini güçlü gösteriyor ve konsantrasyon orada olsun. Hiç ışık yansımaz. Bütün dalga boylar üstünde tutulur. Herkes onu seyretsin. Anladım, gayet güzel. Peki şu çirkinliği kim yapabilir? Şu yeşil şey kravat. Yani ne anlama geliyor şu? Şu an sen bende denge huzur sağlıyorsun. Çok heyecanlandım. Bilmiyor muyum zannediyorsun? Yeşil huzur mu sağlar? Denge huzur sağlar. Denge ve huzur sağlar. Sıcakla soğuğun birleşmesi denge sağlar. Sen ne diyorsun? Kalustu normalleştirir mi? Baksana. Gelir. Kolesterolü mü iyi gelir? Tabii ki. Yeşil. Ha, biraz daha şifa renklerine geçeceğiz. Bu şifa konusunda da bir hayli uzmanlaştın anladığım kadarıyla. Renklerle terapide tabii ki. Hangi renkler, hangi hastalıkları? Kalustu nasıl kurtarırız? Zaten yayına girmeden önce 2 dakikada analiz ettim. Ha, ben de böyle öyle bütün renkleri, renklerini aldın gittin yani. Yok, gerçekten çok hızlı analiz etti yani. Güzel. Şimdi sende sosyal medya uzmanlığı da varmış. Abi öyle bir iş yok normalde ya, sosyal medya uzmanlığı var diye. Var mı böyle de bir şey ya? Bizi mi yiyorlar? Biz alıyoruz arada bir buraya. Ben. Ha. Yani ilk yerel seçimler zamanı 4 belediye başkanı aday adayım vardı benim. Tamam. Biri dedi ki ya dedi Kalus Twitter diye dedi bir şey açılıyormuş işte siyasetçiler açılıyormuş falan. Benim de Twitter'ım falan yok. Dedim ki abi dedim çapkınlık yapacaksan dedim Facebook aç dedim yani. Ben dedim sahte isim dedim Facebook. Sen belediye başkanı adayına bunu mu söylüyorsun? He. Çok enteresan. Ondan sonra oğlum dedi siyaset. Pardon 4'te kaç yaptın oğlum merak ettim. 4'te 4. 4'te 4 yaptın. O enteresan. İsimleri vermeni sonra oldu. Sonra işte bunu çalıştım falan. Dedim ki ya evet yurt dışında dijital marka yönetimi diye bir şey var. Var. Bugün Google'da Barack Obama yaz. Site açılıyor. Sağ üst köşesinde kendi mail adresini yazıyorsun Barack Obama'nın. Sana günde en az 2 tane en çok 4 tane mail geliyor. Dünyanın neresinde olursan ol. Dear friend diye, arkadaşım diye o gün yaptığı şeyleri anlatıyor. Ve şimdi Amerika yeni bir sisteme geçiyor. Oraya nationality'nin şeyini giriyorsun. Hangi ülkeni giriyorsun? Senin dilinde o bülteni yolluyor sana. İşte dünya liderliği böyle bir şey yani. Ne diyor? Selamun aleyküm kanka bugün ne yaptın yani biliyor musun ya? Selamun aleyküm yazmıyor olabilir de işte. bugün Suriye'ye hep işte, birlikte böyle bir girdik öyle. Suriye'ye gittik geldik yolda şunlar oldu deloy deloy diye anladın. Var mı? Gerçekten böyle bir iletişim mi var artık şeyde? Dünya var, liderleri. Evet, evet. Bu sadece şeyde mi var? Barak'ta mı var yoksa? Yani ben orada gördüm. Barak'ta sanki amcamın oğlu ha. Barak'ta mı var bizim Barak'ta mı var? Seni sordum zaten cevap gelmedi. Konuşmuyorum ben onunla demiştir ya. Konuşmuyorum ben onunla. O ilginç peki bizim şeyler... siyasete uyguluyorlar mı bu şeyi modeli? Yani bu kadarını uygulayanını bilmiyorum ama yani siyasetçiler de farkına vardı. Yani üniversitelerde ders veriyorum zaten ben dijital marka yönetimi konusunda. Ne iş yaparsak yapalım aslında dünyada tek bir meslek var. Yani hanımefendinin işini de yapsak senin işin de benim işim de satış ve pazarlama. Kesinlikle. Sahip olduğun bilgiyi, ürünü, görgüyü satamadıktan sonra sahip olmanın anlamı yok. Satış ve pazarlama da nedir? Reklam. Minimum maliyetli, maksimum doğru kitleye ulaşmak. Doğrusu. Şimdi ben sosyal medyayla anahtar kelime entegrasyonu şudur budur derken doğru kitleye ulaştırıyorum. Eskiden insanların şu elinde telefon yoktu cıp cıp. Böyle televizyon seyrediyordu. Gene cıp cıp telefon yoktu. Sabah gazete okuyordu. Şimdi bir tek bu programı seyrediyorlardı. Allah'ım sen bilmiyorum. Allah'a çok şükür. O yüzden buradasın. Yani eskisi kadar televizyon seyredilmiyor. Eskisi kadar gazete okunmuyor.
seyredip okusa bile buradan olduğu kadar adam hatırlamıyor seni. Anladım. Telefonla olduğu kadar. Niye sen böyle baldırının üst tarafını gösteriyorsun? Şurada göster- abi de ondan. Ha popo telefonu. Değil yani gösterdiğin yer. Yok, ya ben popo değil. Altıma yastık koydum uzun görüneyim diye de. Mümkün değil abiciğim, mümkün eyvallah. Değil ya. Öyle bir boy var ki maşallah yani. O öyle yani gerçekten şöyle bir ya Allah bir konuk gidiyor galiba Boeing 777 gibi bayağı yukarılardan. Yakında daha şey yani. Büyük görünüyor. Şeyi konuşuyorduk. İrna'nın rol arkadaşı Duygu Bal işte o da voleybolcu. Duygu da voleybolcu onda da sağlam şey var. Benim arkadaşım. Duygu ile yan yana kaldığımız zaman çocuğu gibi duruyorum zaten. Ama Duygu sen Duygu'nun ben geçemedim. Sadece elinin çünkü o voleybolcu olduğu için elinin uzunluğundasın. Yani salandır biliyorsun. Kıllarım da olduğu için. Ortadan ayırıyorum. Geliyorum diyorsun. Peki oyunculuk tamam oyunculuk da yapıyorsun. Şimdi arka sokaklar dizisine girdin anladığım kadarıyla. Sevildi mi oraya kötü adam olarak mı girdin? Kötü adam, adam kötü adam. Niye yani senden niye abi, kötü adam? Abi oraya artık şey ki? Yok. İyi adam giremezsin. Onun haricinde işte. İyi kadrosu mu doldu diye giremiyorsun evet, ya. Evet devamlı bir dizi çünkü o. Sonra Sen Olsan Ne Yapardın'a girdim. İşte ayın 5'inde sinema filmimiz vizyona giriyor. Hangi film? Temelli Dursun İstanbul'da. Neler çeviriyorsun sen ya? Yani şey tabii herkes bu ülkede oyuncu ama yani oynayabilen gerçekten çok fazla yok. Zaten herkes anlatıyor anlatıyor ama sete gittiğinde işin ne olduğu ortaya çıkıyor orada. Orada görüyorsun evet, insanları gerçekten. Yani ben bugüne kadar hiç diziye sinemaya odaklanmamıştım. Çok fazla tiyatro yapıyordum. Bir de biz öyle yani ayda bir oyun oynayan bir tiyatro değiliz. Çünkü Büyükşehir Belediyesi de bizi satın alıyor. Belediyeler de alıyor. Çünkü hem yazılı medya PR'ımız çok güçlü. Hem sosyal medyada çok destek veriyoruz. Hem oyunculuğumuz iyi. Belediye de karşılığını alıyor tabii bunu. Bu sene dedim ki evet ben dedim dizide ve sinemada oynayayım. Bir de enerji olarak çok çağıran biriyim ben her şeyi. Yani burayla ilgili şunu söyleyeyim. Oğlumla Twitter'da yazıştım 2 gün önce. Hasbelkader soyadının yer olduğunu gördüm. Diyecektim ki ya yazılı medya PR'ına destek vermemi isterseniz bana ulaş diyecektim. Numarasını aldım. Bugün beni aradı abi konuk olur musun diye. Yani ben çok garip bir şekilde yani enerjiyi çağırıyorum. Batuhan da çok fazla şey ya. Kalbim manyetik adam. Kullandım şeyi Twitter'a. Abudik gudik adamı dolduruyor buraya. Halim şey, ben geldim kıllı kıllı böyle. Sezen Aksu'ya ablacığım gelir misin dedi geldi yani. İşte bu kadar net ya. Neyse yani dün de Cem Yılmaz buradaydı ayıptı söylemesin. Oh, süper. Ayıptı söyleme o zaman. Yani çağırıyor geliyor. Neyse iyi ki gelmişsin. Seni tanımak da keyifli. Şu arka sokaklara bir bakalım. Var mı elimizde arka sokaklar? Bir 35 saniye kalırsın çirkin yüzünü görelim. Ondan sonra güzel şeyler görürsün. Eyvallah eyvallah. Buyurun efendim. Buyurun. Hatçıları yaklaşmayın lan. Yaklaşmayın. Çıkın mekanımdan. Aptal olma hatçıları. Madem suçum belli. Cezam belli. Verin savcıya bitsin bu iş. Bu kadar kolay değil. Konuşturmadan bırakmıyoruz. Bize Timur'dan bahset. Timur beni gözüne kestirmiş. Kulübe ortak olacaklar. Daha doğrusu çökecekler. Onların uyuşturucusunu satacağız. Komisyonla çalıştıracaklar bizi. Sen nasıl ikna oldun böyle bir şeye? Timur'u tanımıyor musunuz? Biz ufak balığız. Bayağı pis bir karakterim varmış ya. Allah razı olsun. Böyle böyle yandan böyle şeyden profilden oradan buradan bakınca. Teşekkür bayağı böyle yüzünden pislik akıyor ya. Vallahi öyle ya. Niye öyle peki devam edecek bir rol mü öyle girdin çıktın mı oraya? Yani öyle girdik çıktık. Arka sokaklarda biliyorsun yani bol bol girersin ve çıkışında zaten şey olur. Sedyeli oluyor. Evet. Yok ben sedyesiz çıktım. Ha normal çıktın yani. Evet. Yırttın o arada. O şey kafaya şeyi yerken de ne yedin orada tam olarak böyle bir inmarşan? Orada şeye ben profesyonel dövüşüyorum bir de. Üniversitede... Ya bir işi de yapma kurbanım. Kaç tane iş yapıyorsun sen ya? Abi üniversitedeyken 62 saat uyumadığımı biliyorum ben. Profesyonel dövüşerek mi? Yok yani şey işte uykusuzluk sorunu var o var bu var. Yani aklıma gelen her şeyi kurcalıyorum yani ben. İşte profesyonel dövüştüğüm için arkadan hanımefendi vuracak olan dedi ki işte şöyle vursam acıyor mu falan. Dedim ki bak dedim şuraya vuracaksın şöyle yapacaksın. O da çat diye vurunca tabii indirdi orada. Ablacığım ben Haydar'ı yemişim zamanında evet. Diyorsun. Bu aynen, neymiş aynen. Yani oraya vuracaksın şimdi. Profesyonel ne dövüşüyorsun tam olarak? MMA yapıyorum. Mixed Martial Arts. Kafes dövüşü. Kafes dövüşü mü? Oğlum yeni başımıza yeni bir Turabi aldık şimdi. Turabi'yle kapışır mısın? Yani Turabi'yle şeyde sabahın programında beraberdik. Turabi karşı takımdaydı. Millet de diyor ki ya diyor keşke Turabi bizim takımdaydı. Abi dedim ne yapacaksın dedim Turabi'yi. Timsah mı anlayacağız burada yani? Doğru diyorsun ya. Kafes dövüşü, kafes dövüşü yapılmıyor değil mi yani? Çünkü illegal bir şey olması gerekiyor. Yok illegal bir şey değil. Bahis bölümü illegal. Sonuçta kavga etmenin illegal bir şeyi yok. Yani birbirinizden şikayet ya bir kafesin içinde şey niye yiyorsunuz birbirinizi o sanki? Barış sever bir çocuğa benziyorsun. Yani cage yani kafes. Onun haricinde Wing Chun yaptım. Shotokan Karate yaptım. Aikido yaptım. Yani 16 yıldır hepsini yapıyorum. Bir şey kalmadı sırayla, zaten yani. Evet. İki tane daha sayarsan bale bitiyor zaten. Bale yapacağım şimdi işte. Ne yapacaksın? Bale. Bale çok güzel. Evet. Çin balesi mi?
Yani Çin balesi olabilir. Tight biraz beni konsept olarak rahatsız ettiği için kıllarımlar ama işte olduk. Değişik olacak. Her renk katarsın. Evet evet bekleriz. Peki istediğin her şeyi yapıyorsun galiba. Böyle bir durum mu? Evet evet yapıyorum. Peki yani zaman zaman insanlar şey demiyorlar mı? Ya ne kadar maymun iştahsızsın bir şey de karar ver diye. Ya şimdi sizin mutsuzluklarla ilgili bir şey söylediniz ya. Geçenlerde ben bunu psikiyatrist bir arkadaşımla konuşuyordum. Şimdi de hayat dedi bir çan eğrisi. İşte insanların üniversite sınavını anlatayım mesela. Bütün sınıf 100 üzerinden 40 aldıysa, sen 35 aldıysan sen aslında çok başarısız bir insan değilsin. 40 aldıysan standart bir insansın ama 100 aldıysan insanlar gıcık oluyor sana. Hayatta yaptığın şeyler senin arkadaş çevrende ve toplumda o halkayı genişletiyor dedi. Dolayısıyla dedi, insanlar ister istemez seni sevmemeye başlıyorlar dedi. Çünkü halkayı genişletiyorsun. Kendisini mesela diyor birini anlat de ki diyor ben işte şu işi kurmayı düşünüyorum. Sana diyor en iyi arkadaşın da olsa ilk diyeceği şey fizibiliteyi yaptın mı? Ya batarsan, kirayı çıkaramazsan falan. Çünkü kendi içinde diyor o da zamanında bu işi kurmayı istemiş ve bunları düşünmüş. Ve diyor cesaret edememiş. Senin cesaret etmen onu diyor sen iyi bir şey yapsan bile rahatsız etmeye başlıyor diyor. Dolayısıyla şimdi her geçen gün mutsuzlaşıyor insanlar. Her geçen gün birbirimizi belki daha çok kıskanıyoruz. Her geçen gün daha kötü toplum oluyoruz biraz. Aslında her geçen gün değil. Eskiden de bu böyleymiş. Ama insanlar arasında bu kadar çok etkileşim olmadığı için belki bu kadar çok farkına varamıyoruz. Doğru, iletişim bu kadar gelişkin olmadığı için bilemiyorduk birbirimizden ne kadar nefret ettiğimizi. Velhasıl kelam öyle yani. İyi ne yapalım? Hayat da böyle bir şey ya. Spora ne zaman başladın? Ben aslında çocukluğumdan beri spor çok seviyorum. Zaten biliyorsunuz Rusya'da spor seven bir vatan. Yani eğitimde zaten sporun çok yeri var anladığım kadarıyla değil mi? Temel eğitimde, öğrenimde yani. Yani okuldan beri bizim böyle sürekli spor dersleri var ve gerçekten çok ciddi dersleri oluyor. Mesela eğer böyle koşuyorsun, vakte göre koşuyorsun. Yani bunun bir süre var ve o süre içinde koşmak zorundasın. Yoksa yeterli puanları alamıyorsun ve yeniden koşmak zorunda kalıyorsun. Ne diyorsun ya? Bu yüzden o normal, o benim yani okul, spor okul değildi, normal bir okul. Buna rağmen mesela, böyleydi yani. Evet, bizim mesela spor derste el bombası bile atmaya öğretiyorlardı. Spor dersinde tam el bizim bombası. Tam bizim aslında çarşıya benzeyecektim. El bombası da varsa tamam. Öyle bir şey ya. Bu ne dersiymiş bu? Temel matematik dersi. El bombası atmayı öğretiyorlar. Ben aslında o kadar bizim farklı diye görmüyordum. Sadece sonra böyle yurt dışına gitmeye başladım. Böyle anlatıyorum bizim böyle spor dersleri geçiyor. İnsanlar şaşırıyor yani. Biraz şaşırıyorsa bir. Alışık değil biz böyle. Biz en fazla hani şeyle eskiden şeyin içini boşaltırdık. Tüple şey atardık birbirimize. Odur yani atabilme şeyimiz olur. Yok yani. Bizim yani spor dersleri gerçekten çok sert oluyordu. En azından benim dönemimde. Hatta böyle çocuk işte 2,5-3 yaşında böyle gidiyor. Anaokulu oluyor değil mi? Orada bile yani her sabah böyle jimnastik bir şey oluyor yani. Sürekli her sabah yaptırıyorlar. Bu şart yani. Zaten Rusya'da bazı doğumları görüyorum ya hani çocuk daha doğar doğmaz alıyorlar bunu bir çeviriyorlar. Görüyorum değil mi? Bana böyle bir şey yapmadılar. Yapmadılar değil mi? Abi oraya halaya girer gibi çocuk da giriyorlar tıkır tıkır tıkır. Acayip şekiller çekiyor. Yani aslında ben kendim çocuğu böyle bir şey herhalde yaptırmak bilmiyorum herhalde istemem. O şeyi açmak için vücudun elastikiyetini herhalde yükseltmek için. Tabii soğuğa alıştırmak. Yani bu yapmadan bile elastik olabiliyorsun. Yani bu kadar sert bir yol olmak gerek yok. Yani gerek yok evet. Bu arada evet el bombasını da düzeltelim şöyle. Tabii gülle çok böyle sevilen bir spor. Teknoloji geliştikçe o gülle el bombasına dönüşebiliyor. Normal öyle deyip kurtaralım. Bizim arkadaşlar genelde gündüz saatlerinde canları çok sıkılıyor. Senin spordan görüntülerini bulmuşlar. Ben zaten onları izleyince acaba çocuk doğar doğmaz Irina'yı da böyle oynadılar mı halaya koydular mı diye hala merak ettim. Ben hala spor yapıyorum. Evet hatta sürekli koşulları katılıyorum. Spor salonu gidiyorum şimdi mesela hava şartları çok uygun olmadığı için spor salonu kaçmak zorunda kaldım. Ama yine de hiç bırakmıyorum. Çünkü bu benim hayatımın bir parçası oldu. Ve sizin söylediğiniz gibi insanlar bunu görüyor. Ve böyle örnek gibi oluyorsun. Onlar da spor yapmaya başlıyor. İşte merak ediyor nasıl yapıyorsun, ne yapıyorsun, neyle besleniyorsun? Soruyorlar mı sana? Neyle besleniyorsun? Ben sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Her şeyi yiyorum ama sadece böyle paketlenmiş böyle
kimyasal ürünleri tüketmemeye çalışıyorum. Yani katkılı ürünler değil de organik daha çok. Evet, organik. Çünkü benim çocukluk sonuçta bahçede geçti. Ben hep böyle doğal meyveyle, sebzeyle büyüyen bir insan. Onların tadını bildiğim için bana şimdiki meyve sebze tabii ki çok farklı geliyor. Ama yine de mümkün olduğu kadar yine de doğal beslenmeye çalışıyorum. Paketsiz. Peki bir spor hayatına bir bakalım. Yine buradalar çok gururla sunar efendim. Buyurun. Öyle. Orada biraz eşim destek oldu. Eşim bayağı bir destekçiymiş sana ya. Yani gayet enteresan. Bale eğitim falan var mı, dans eğitimi? Ben çocukken dans okula gidiyordum. Hatta bu çok enteresan bir durum oldu. Benim ailem çok zengin bir ailem değildi. Ve okula bizim gitmek için de rahat ol, vallahi para bana vermiyorlardı. Ben de böyle mesela... Harçlık da vermiyorlardı. Evet. Ben o çocuk. Şimdi bana böyle ekmek için falan para böyle veriyorlar ya. Böyle bozuk paralar kalıyor. Onları böyle topluyordum. Bir türlü böyle uğraşıyordum o dans okula gidebilmek için. Çok iyi. Ve o para topluyordum, böyle sakız makız böyle almıyordum. Onları topluyordum, dans okula veriyordum. Bu şekilde bayağı böyle ikisine falan gittim ben. Bak işte bunlar okula. bu meslekte şu anda işe yarıyor. Yani topladığın o bozuk paralar bugün yaptığın meslekte bir hayli işe yarıyor gördüğün gibi. Bu benim herhalde böyle huyum, bir böyle yapısı var. Bir şey istediğim zaman illaki yapacağım. O çok böyle iyi. Bir şey var. Şimdi o paraları sakıza yatıranlar sen de yaklaşık 160 kilo Rusya'da şu anda oturup bizi izliyorlar. La Nilin'e biz senin çocukluğunda biliriz de neyse. Siz Pinhani olarak spor yapar mısınız abi? Yani daha doğrusu şunu seviyorum. Yani grupta hep bunu gruplara soruyorum. Birlikte yaşamak kolektif bir iş çünkü. Hani içinizden birini alsak dala almış gibi oluyoruz. Birini alsak karaciğeri almış gibi oluyoruz. İlk içimizden birini alan da sizin program oldu. Daha önce böyle bu tip programlara katıldığımızda işte koltuğa oturtamayız hepinizi. İşte biriniz otursanız falan filan. Biz de her seferinde yok o zaman biz hepimiz böyle duralım. Şu koltuğa moltuğa oturmayalım diyorduk işte. İlk koltuğa ben işte gruptan ayrılıp. Grubun dağılma süreci bu programla başladı. Böyle başladı evet, bu program. Evet. Arka taraftan %100 kesin bu akşam bir enseyi tokat yiyeceksin. Hem de turuncu koltuğa. Turuncu koltuk. Bereket fena mı yani? Süper. Bundan sonra solo mu takılır acaba? Yok yok süper. Peki kendi aranızda böyle şey yapıyor musunuz abi? Evet, hani ben bu sene solo yapmak istiyorum ayıptır söylemesi diye. Yani ben sadece gruptan ayrı olarak bir arkadaşımla beraber türkü söyledik işte o amaçla. İşte onu yapmasaydın keşke. Gruptan birkaç sefer ayrıldım ama onun dışında hep grupla beraber ettim. Bir de başka gruplara zaman zaman enstrümanla katıldığım oldu. Hatta sizin programınıza ilk Kolektif İstanbul'un davulcusu olarak katılmıştım. Yapma ya. İki sene evvel. Bak davulcunun sen şeyini biliyorsun değil mi? Şanssızlığını. En arkada durur. Kimse davulcuyu görmez bilmem ne ama benim öyle güzel bir programım var ki biz sadece davulcuyu çekeriz. Çünkü belli ki o ritim olmazsa o müzik olmaz. Kesinlikle. Abi. Çek o ritmi ne kalıyor geriye yani. Sporla ilgili sorunuzda da bizim işte bu yeni çıkan albümde de hatta bu konuya değindik. Pinhani İdman Yurdu diye bir takımımız var. O ne la? Güzelmiş ya. Bir de yani, sarı bakar mısın? Oo ilginç. Şimdi gittiğimiz yerlerde mutluluğun rengi. Tabii şehir dışında birçok üniversitede ve lisede çalıyoruz. Zaman zaman da işte büyük statlarda ya da spor salonlarında da çalıyoruz. İşte hadi bir maç edelim diye başlayarak işte bir süre sonra o bir gelenek haline geldi. İşte büyük bir ekip olarak gidiyoruz. İşte şoföründen işte ton maçlarını herkes beraber 18 kişi oluyoruz. Hani takviyeyle 11 oluyor da zaten küçük sahalarda 6-7 kişi yettiği için işte karşılıklı böyle maçlar yapmaya başladık. Kimi zaman futbol, kimi zaman basketbol artık ne varsa orada. Sonra o bir gelenek haline geldi. Hatta bazı okullar bizim artık o maçları yaptığımızı bildiği için işte arıyorlar işte 19 Mayıs'ta işte sizi konsere bekliyoruz. İşte basket takımımız da sizinle maç yapmak için heyecanlanıyor. Bilmem ne okulunda yapmışsınız falan filan. Ha basket mi yapıyorsunuz? Basketbol ya da futbol. Hepsini yapıyoruz yani fark etmez. Ha, bayağı güzel. İşte. Bizim ekipte aslında ağırlık basketbolda. Ha basketbolda. Yani herkes gençliğinde küçüklüğünde bir takımın küçük takımında oynamış. Ben de oynamıştım. Ama futbolda hani hobi olarak hepimiz az çok oynuyoruz. Ekibin hani çalanların haricinde kalanlar da futbol kökenli. Onlar da gençlikten işte menajerimiz, şoförümüz. Onlar da gençlikten futbol oynamış. Onun için futbolda da baskette de ortalamanın üstünde kalıyoruz yani. Çok iyi.
Ve hani işte okul takımlarıyla kafa kafaya maçlar yapıyoruz. Okul takımlarıyla kapışıyorsunuz. Yani çok zevkli oluyor. Yani bizim için yani düşünün işte evde hımbıl hımbıl oturmaktansa işte gittiğimiz okulda. Bir de genel olarak hepimizin enerjisi de fazla. Ve hani konser bizim için yani kesmiyor yani hani iki saat. Bu konserden önce mi konserden sonra mı? Önce sonra bazen hem önce abi hem sonra. Abi delimsiniz ya ya hani iki saat maç yapıp üzerine bir de konser vallahi mi? Vallahi bir üniversiteye gitmiştik halı saha turnuvası yapmışlar. Turnuva. Yapmışlar bizden birkaç gün önce işte şenlik kapsamında. Konserden sonra önce birinciyle sonra ikinciyle maç yaptık yani. İki maçta birinciye yenildik, ikinciyi yendik. Demek ki ikinci biz olduk onları üçüncüyle. Ya ama enteresan bir şey. Adamlar hani bir taşta artık üniversitelerde akıllanmış. Bir taşta 5 kuş buluyorlar. Yani konsere diye gidiyor çocuklar. O arada işte sporlarıyla yüzüyorlar. Şeyle bilmem ne falan. Bir kere transfer teklifi aldım hatta. Şey bir özel üniversiteye gittik. Çocukların hepsi böyle uzun uzun. İşte benim tabii boyum daha kısa. Oyun kurucu eksikleri var belli ki. Maç yaptık falan. Tesadüf o gün her attığım girdi. Hoca geldi. Ya dedi sana dedi burada dedi bir yüksek lisans burs bir şey ayarlayasak gelsen gitsen falan dedi. Dedim yani hocam benim yaşım bayağı hocam, artık ilerledi. Ha, ha yapma ya ben işte seni birkaç yaş daha ufak zannetmiştim. Dedim yani. Sen bir doktora hazırla ben gelirim de seni ya. Valla bu yaştan sonra transfer teklifi de aldım. Çok insanın gururu okşanıyor. Çünkü müzik şimdi artık bir yerden sonra insan hayatın devamlı müzik bizim hobimizdi neticede. Spor da bir hobimizdi. Müzik mesleğe dönüşünce aslında dört elle hobi olarak spora sarıldık. Kendi aramızda da mesela maçlar yapmaya başladık. Çünkü o kadar çok maçlara çıkmaya başladık ki yani birden sakatlık çıkmasın diye bu sefer kendi aramızda her hafta idman maçları yapmaya başladık. İşte çok enteresan davulcumuzun bir rock babası amcası bahsediyor. Falan geldi. Onlar da 60 yaşından sonra tekrar sahalara döndüler. Oo yeşil i̇şte sahalar. Oynadığımız işte ne bileyim yani devamlı çaldığımız barların personelleriyle maçlar yapmaya başladık. Konser parasına kapıştığınız oluyor mu abi? Onu teklif ediyorlar da. Yemiyor yani, diyorsun. Yok bizim yer onların yemiyor yani. Hayır yani şey ekmek parası yani sonuçta. Ama yok canım öyle bir. Şimdi biz kazansak onlar bir ücret daha mı verecekler? Öyle bir şey olmadığı için. Peki bahis oynamak lazım mı? Handikaplı mısınız? Şeyimiz alt mı olur üst mü olur? Yani ben işin içine bir baklava girdiğinde bile çok lüzumsuz hırslar girdiğini gördüm bugüne kadar. Onun için olabildiğince bu işe girmemeye çalışıyorum. Hatta. Şey diyorum yani hani bu tip şeyler teklif edene biz yenilsek de yensek de size baklava ısmarlayalım yeter ki hani bir şey oynamayalım. Çünkü işin ucunda sakatlanmak da var. Neticede bunu zevkine yapıyoruz ve zaten belki profesyonel sporu seçmememizin sebeplerinden bir tanesi de oradaki lüzumsuz şeyler. Çünkü ben o zaman bile oynarken işte bize ilk öğretilen şeyden bir tanesi hakemi nasıl etki altına alacağımız. Yani daha küçük takımda basketbol oynuyoruz. Her pozisyonda hakeme itiraz edin. Elinde sonunda yanlış karar verecektir. Yani bunu öğretiyorlar yani. Çok profesyonel hayırlı, spor, hayırlı şeyler öğretiliyor yani çok ya. Mesela ben kendi çocuğuma da hani profesyonel sporu mesela özendirmek istemem. Ha, sporu sonuna kadar hani. Zaten aileler kendileri spor yaptıkları zaman çocukları da yaparlar ama onun dışında hadi seni işte futbola vereyim, baskete vereyim, oradan yürü git. Yani ben mesela hani o gördüğüm şeyden sonra hani istemem ama spor onun dışında mükemmel bir şey. Biz de ziyadesiyle sporla meşgulüz. İşte hatta işte gayri resmi bir kulübümüz de var. Pinhani İdman Yurdu. Pinhani İdman Yurdu'na bu kayıtları nasıl kabul ediyorsunuz? Yani isteyen kaydolabiliyor mu? Yani tabii dışarıdan öyle mesela dinleyicilerimizden artık bizim devamlı maçlara gelen arkadaşlarımız da var. Artık yani arkadaşımıza dönüşmüş. Mesela Eray da bizim bir dinleyicimiz esasında. Yani bir dinleyicimiz olarak ilk bizimle iletişim kurdu. İşte maça geldi, konsere geldi. Ne çekmiş adam ama ya. Bir şey söyleyeyim bak. Altyapıdan yetişti sabırlı. Yani. Kariyer budur abi. Gerçekten İdvan kariyer planı budur yani. İdvan yetişmiş bir insan. Sabırlı. Dinleyici olarak başta çok yakında buraya oturacaksın biliyorsun değil mi? Hatta sen kalksan Eray'dan şeyi alsak biz yani. Valla keşke otursa şeyin. Eray'ın bir kadife alerjisi var. Onun için bayağı güleriz program. Bayağı komedi programına döner. Ben bugün sordum şöyle bir şey olsa dördümüzü buraya dizselerdi ne yapardım falan dedim. Kaşınırdım abi. Renkten renge girdi oturmazdım yok şuraya otururdum bilmem ne bir sürü şey söyledi. Yani neredeyse zorlayıp deneyecektim yani. Eyvallah. Siz arkadaki beyefendinin ismi neydi? Senin en sevdiğin. Yok yok. Ben birazdan geleceğim sana. Sen bizim canımızsın. Orada duruyorsun. O canımızsın. Sürekli seni çektiriyorum ben rahat ol. Tam arkanızdaki sakallı beyefendi. Ben Selim. Selim. Sen kuruculardansın değil mi Selim? Evet aynı zamanda defansta oynuyorum. Tamam. Gayet güzel. Tamam, skorer değilim ama defans da önemlidir. Yani karşı tarafın şeyi. Skorer değilim demeyeceğim çünkü bir golüm var. Yani kariyerimde. Bir skordur. O da tabii. O da. Gerçi antrenman maçındaydı ama gol goldür yani. Eyvallah.
Birbirinizi nasıl besliyorsunuz abi? Yani ya kankalık ne durumda? Yani hiç mesela kavga ettiğinizde müzik çıkartabiliyor musunuz? Ya da atıyorum kavga edip konsere çıkabiliyor musunuz? Yani birbirimizi yağla balla besliyoruz aslında. Aramız gayet iyi. Hay maşallah ya. Kavga... Hayatta hiç kavga etmemiş birine sordunuz bu yani, soruyu bu arada. Ya zaten çok balistemez. Hani olsun yine de bir sorayım. Belki vardır abi böyle. Hiç belli olmaz böyle. Hani yere bakan yürek yakan derler ya. Yok ben genelde yaşatma taraftarıyım yani. Sen defanslasın. Bakmayalım, anladım. Yakmayalım, güzel geçinelim. İşimiz güzel olsun. Güzel. Pinani tam hangi şeyin şehrin grubu? Senden duyayım. İstanbul. İstanbul'da mı kuruldunuz? Yani herkes İstanbul'da. Şu kavak yerleri girdi ya hayatımıza. Biz zannettim ki ben Urla'da falan kuruldum. Siz ondan sonra oradan girdiniz. Ya o konuda çok çeşitli spekülasyonlar var. Bazıları Ankara zannediyor. Hı hı. İşte İzmirli zanneden var. Genelde rock grupları biliyorsunuz çünkü Ankara ve İzmir, o taraf Eskişehir biraz, şimdilerde Denizli, o taraflardan çıktığı için hani özellikle merak ettim. Ama İstanbul'sa ne yapalım? Yani insan yani çok değişik bir yerden gelemedik İstanbul. Biz kısmet. 2001'den beri Selim'le başka bir grupta birlikte çalıyorduk. Öyle mi? Başka bir grup. Fanbasten diye bir yine futbolla alakalı bir grubumuz vardı. 2-3 sene o grupta beraber çaldık. Daha sonra Pinhani kurulunca da işte burada da devam etmeye başladık. Ama yani Selim'le kimse kavga etmez de yani geri kalanların da öyle çok büyük bir kavgası, gürültüsü olmuyor. Herkesin karşılıklı bir saygısı var. Yani bunca senede toplasanız bir kere iki kere ufak tefek anca tartışılmış. İşte o tartışmalarda nasıl oluyor? Yani hani sahne çıkıldığında unutuluyor herhalde. Ortak ya, bir şey. Ya tabii canım sahne üzerinde zaten hiç tartıştığımızı ben hatırlamıyorum da sahne dışında başka şeylerden dolayı tartışılmıştır ama öyle çok büyük bir kavga olmuyor. Herkes haddini biliyor bir şekilde. Yani birbirinin ne karşı ne kadar ileri gidebileceğini biliyor. Herkes hani çok benzer yerlerden gelen insanlar. Hangi hani, mahallenin çocuklarısınız siz? Fikirtepe falan mı? Aslında bizim grupta ilginç bir şekilde bir Bakırköy şeyi var. Ağırlığı var. Ağırlığı var. Yani işte Hami davulcumuz o da Bakırköy'de doğmuş. Abiciğim sırf seni çekiyoruz ne olur rahat ol. Ben Bakırköy'de doğup büyüdüm. Güzel. Selim Bakırköy'de ortaokul lise hayatı geçmiş. Eray'ın da bir Bakırköy geçmişi yani var. Yani %100 vardır. Eray bir şekilde Bakırköy'ü de görmüştür yani. Ya, var yani çoğunluğumuz bir Bakırköylülük var yani. Eyvallah çok güzel. Grup 46. Gelecek sene öyle çıkacak. Gayet güzel. Son albüm çıktı. Birazdan bunun üzerine konuşacağız. Aydan senin albümün nasıl gidiyor? Ben de kafa karıştı. Yandı bütün devreler. Ama doğru bir renk seçmişler. Ha, şimdi baylar hazır bulduk. Nedir bunun? Şimdi bir tane çok şık bir sarı var. Bu sarı tam doğru seçilmiş orada. Doğru seçim. Bir siyahımız var ve araya da sanıyorum turkuaza benzer bir renk atılmış. Evet. Şimdi bu albümde bulundukları ortamda güçlü olurlar ve mutlu olarak dinletirler. Yani sizi tercih ederler. Satar mı annem? Evet. Önemli olan o yani. Satar. Hani satarsa tamam. Baylar hayırlı uğurlu olsun. İdman yurdunu büyütüyoruz. Bereket versin. Profesyonellikteyiz bundan sonra. Ama en güzel tarafı işlerini çok sevmiş olmaları belli anlattıklarından. Aynen öyle gerçekten. Ekibin enerjisi oradan geliyor. Peki bir şey söyleyeceğim. Kitap yazmayı düşünüyor musun artık? Kitap yazacağım tabii ama şimdi değil. Danışmanlık yaptığım için stratejik olarak doğru bulmuyorum. Yanlış mı oluyor? Evet. Yani kitapta yazınca hepsini öğretiyorsun ondan sonra sana gerek kalmıyor mu diyorsun? Evet. Kızım az bir şey koy sen de yani ne olacak yani? Az olmuyor. Ben başladım mı sonuna kadar getiriyorum. Ama anneciğim sen de böyle ne bileyim ya, bir kütüphanesini dolduracak kadar yazmıyor yani. Şey, yazın yayınlamayın. Yani ha, tabii yok yazacağım. Aha yayınlamıyorum diye. Yok. Böyle gösterici bak var ama yayınlamıyorum görüyorsun yani. Çünkü yani yabancı firmaya danışmanlık yaptığım için bir hedefim var. Ne danışıyorlar sana? Şimdi onu merak ediyorum ben mesela. Şimdi, bir atıyorum bir grup geliyor ve ne danışıyor sana? Mesela yol boyuyorum beyin kimyasına göre. Bir cadde düşünün 5 kilometre. Tamam. Karşısında okul var. Hı. Okulun ne renk olması? Oradaki çocukların zeka seviyesini yüksek tutmak için, ders çalıştırmak için. Karşı tarafında hangi renk olması gerekir? Alışveriş merkezinde gelenleri mutlu etmek, alışveriş arttırmak hangi renkler? Hı. Girişte ve içeride. Yol boyunca devam ediyorsunuz. Cami ne renk, okul ne renk, karakol ne renk? Devam ediyorsunuz. İşte orada bir tramvay geçiyor. Gün hangi saat, işe gidiyorlar? Umut yüklemek. Hı hı. Hepsi renklerde. Anacığım çok güzeldi. Buna uyan bir belediye var mı var ya? Gerçekten. Büyükşehir Belediye danışmanlık yapıyorum zaten. Hadi ya Büyükşehir, İstanbul Büyükşehir Belediye. Niye bizim otobüsler o renk ya? Sarı. Sayemde bir de oldu. Bir de mor var ya. Morlar azaldı. Azaldı mı? Azaldı. Ha sarılar mı çoğaldı? Evet. Sarı çoğalınca daha iyi bir şey. Sarı mutluluğun rengi tabii ki. Hı.
Sabahleyin Umut Aşılar. Kullanıyorlar. Morları galiba Erguvanlardan dolayı seçmişler diye benim aklıma kalmış. Erguvan azaldı. Bugün öğrendim ya İnci Sözlüğün trollemesi sonucunda çok Erguvan fazla şey olmuş. Renk azaldı. Azaldı mı? Sarılar arttı. Doğru renk sarı. Doğru renk sarıdır. Tabii yani ki. Taşımacılıkta sarıyı kullanacağız. Sarı renk doğrudur. Çünkü insana Umut Aşılar rahatlık verir ve giderken bir pozitif işle, yükle. İşe gidersiniz. Hmm. Umut aşılar. Mutluluğun rengi. Okulda doğru renk hangisi? Zekanın rengi sarı. Hepsinin tonu var. O da mı sarı? Tabii ki. Bizi niye gri okullarda okuttular kızım? Artık okullar sarı olmaya başladı. Gri okullarda okuyanlar nasıl oluyor tam olarak? Biz kendimizden çok şey kattık. Ha, anladım. Biz kendi rengimizi verdik. Biz kendimizden çok şey kattık. Kimi zaman muzumuzu, kimi zaman portakalımızı, kimi zaman domatesimizi sandviçümüzdeki. Yerli malı kullanmalı. Evet, yerli malı kullandık. Biz kendimizden çok şey kattık. Daha ilginç bir şey. Peki, yani hiç düşünüyor muydun bir kimya mühendisliği okurken geleceğim renklerde olacak diye? Hani yani bir akşam aksakalı bir dedi, gelmedi herhalde. Şöyle herhalde. Mesut, ben kimya mühendisliğini bir lahana lekesinden aldım. Ortaokul yıllarında bir restoranta gitmiştik. Gömleğime bir lahana salatasının suyu döküldü. Eve geldim, üzüldüm çünkü lekesi şeyleri çok severim. Biraz düzenliyim. Beyaz sabunu aldım. Lekenin üstüne sürmeye başladım. Şimdi lekeye sürdükçe beyaz sabunu ilk önce eflatun, sonra mavi, sonra sarı oldu. Burada bir renk değişimi var. Araştırmaya başladım. Renklerde bir mucize var çünkü 3 yaşından beri gözü kapalı kırmızı ile mavi ayırt edebiliyorum. Fakat ben herkesin böyle olduğunu sanıyordum. Sonra renkler bu kadar etkili olunca benim yapabileceğim meslek kimya mühendisi olduğunu düşündüm. Ve hayallerim ona İTÜ'ye girdim. Orada renkleri bu kadar dolu herkesin bu bilgiye sahip olduğunu biliyordum. Sonra kırmızı ile mavi gözü kapalı ayırt ettikten sonra renklerle bütün fitokimyasallar, renklerin bütün molekülleriyle kimya mühendisiyle birleştirerek bugün bu duruma geldim. Bir şey söyleyeceğim, badanacı da olabilirdim bak. O da ilginç yani. Tabii ki ilginç. Koyduğum renkler hemen pazar payını kapıyor. Böyle mi? Çok da mütevazıyız. Mütevazının rengi nedir? Mütevazilik eflatun. Eflatun mudur? Tabii ki. Peki, zaman egoları zaman, alır. Zaman zaman eflatuna da ihtiyacım özellikle benim oluyor. Kıskanıldığını söylüyorsun bir şeyde yani taklit edildiğini ve kıskanıldığını. Kimler seni taklit ediyor? Kimler seni kıskanıyor? Şöyle söyleyeyim şimdi. Taklit edilmeyi sözümüz yok ama başarıyı kıskanıp haset denen kötü kalpli insanları Rabbimize havale ediyoruz. Havale ediyoruz. Ya orada şimdi birinci kitabım benim epey bir sattı. Sosyal medyayla ilgili bir kitap yazdım. İkinci kitap için de bir yayın eviyle anlaştık, sözleşme yaptık. Onu da paylaştım orada. İlk baskıyla 100 bin olarak anlaştık. Bu tarz şeyler çok yazıyorum ben. İnsanlar da çok paylaşıyor bunları. Hatta bazen Facebook hayran sayfamın erişimine ben bile şaşırıyorum. Yani 12 milyon erişime çıktı oldu. Sen gösteriler, gösteriler derken yani şeyde workshoplar yapıyor musun? Mesela neyle atıyorum yani? Aret Vartanyan gibi, atıyorum Aşkım Kapışmak gibi kişisel gelişim falan filan. Vesaire. Yok, kişisel gelişim falan yapmıyorum ama dijital marka yöntemiyle ilgili çok ders veriyorum. Ha, o tip şeyler, o tip şeyler yapıyorsun. Yani çünkü herkesin bu sosyal medyaya ihtiyacı var. 100 bin basan kitabın hangi konuyla ilgili? Aşkla ilgili. Yani Allah'a duyulan aşk da var, çocuğa duyulan aşk da var. Tasavvuf. Mesleğe duyulan. Yani çok mesnevi gibi değil. Biraz daha şey böyle halk dilinde yazdım. Din değiştirdin doğru mu? Din değiştirdin mi? Doğru. Çok dile getirmek istemiyorum ama üniversiteye hazırlanırken tabii her şeyde doyumsuz bir çocuk olarak 4 kitabı da okudum ben. Kur'an'ın 2 mealini okudum. Tolstoy'un Din Nedirlerini okudum falan. Tabii din hassas bir konu. Çok mizahi anlatmamak gerekiyor ama bir tatminsizlik vardı tabii içinde. Sonra inancım beni dinimi değiştirmeye itti. Anladım ya. Ondan sonra tasavvufa yöneldin anladım. Evet. Çünkü hani biraz sosyal medyana bakınca tasavvuf yani, ağırlıklı şeylerim var. Yani ben bir tek insanlarla mutlu olmak zor ama işte kendinden üstün bir yaradanla mutlu olmak daha kolay. Ben çok fazla dua ediyorum. Zaten bir çalışıyorum bir dua ediyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Öyle tatil falan yok yani. Siz renklerden bağlarsınız bir şey. Ben sizi böyle dinliyorum zaten burada bir şey yapıyorum. Alıştı ya bağlayacağı kadar bağlı. Şeyi soracaktım saçlarımı ne renk yapayım diye de ben. Sorabilirsin gerçekten. Siyah beyaz saçlar ama olabilir mi acaba? Oraya bir tane beyaz düşmüş. Abi zaten. Orada galiba son dönemde bir yaşadığın travma sonucunda oraya bir tane topak beyaz benim koymuşlar. Benim arkadaşlar mandrak ediyor zaten. Dedim mandrak ne ya? Mandrak güzeldir ya gerçekten. Uykular için eflatun kullanıyor yatak odasında. Magenta.
saçı değil, altına boyayalım. Yok, saç değil. Saçı boyayabilir mi? Yani bazı şeyler vardır hani bizim modacı gelmiş şimdi, özür dilerim kendisinden. Hani böyle renkler, kırmızı renkler bilmem ne olabiliyor. Abi sen badanacıya benzettin. O olmasan badanacı olurdun diye. Beni bir şeye benzetme, korkuyorum. Ben seni daha tam benzeteceğim. Ben sen benzetirsin beni. Ben senden o elektriği aldım. Ayrıca da badanacılar candır yani. Evet, candır. Kesinlikle. Çünkü bizim eve lazım. Götüreceğim bir gün, bak şu bizim evde. Tamam. Ne yapıyorduk şimdi biz, yatak odasının rengi ne yapıyorduk? Magenta, pembe, eflatun. Uykuları pembe, eflatun. Uykuları desteklesin diye. Uykusuzluk probleminiz varsa asla beyaz kullanmayın. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu oteller niye böyle şeyler? Mesela bazı otellerde gerçekten gidiyoruz. Çok geziyoruz. Her şey beyaz. Her şey beyaz. Uyuyamıyorsun. Evet. Çünkü serotonin salgılatıyor. Mutlu ediyor. Uyuyamıyorsun. Melatonin de baskı kuruyor. Zaten uyutmak istemiyor ki. Para harcatmak istiyor. Gidin yiyin için. Ha doğru yani. Niye uykundursun? Fazla uyumayın. Çık yukarı yemek evet. Ye. İn aşağı bilmem ne yap. Doğru diyorsun ya. Evet. Mesela son otel değil aklıma geldi. Yunanistan'da sordular. Neden hani adalarda beyaz kapılar mavi? Mavi evet. Mavi. Çünkü akrep kaçıran renk mavidir. Ha akrep kaçıran. Mesela sivrisinek sarı rengi sever. Hı-hı. Kırmızı siyah sevmez. Öyle mi ya? Evet. Ama sivrisineğin bu şeyi rengin ışık yansıtmasıyla ilgili değil mi biraz da? Çünkü direkt ışığa ve ışığın sıcaklığına odaklanıyor ya. Işık tamam ama gördüğü renk. Kana odaklanıyor bende, biliyor musun? Nasıl biliyor musun? Yok abi kanama odaklanmıyor. Odaklanmıyor. Kanın sıcaklığına odaklanıyor. Yok. Abi vücudum. Nasıl çekiyor biliyor musun ya? Tabii ki. Ama sen de yemeyecek gibi değil. Ama dişi sivrisinekleri ısırır. O da hamile kalabilmek için, protein almak için. Hadi ya. Tabii ki. Şimdi ne yapacağız biz? Sivrisinek evimizden uzak olsun diye evi neye boyuyoruz biz ya? Şimdi sivrisineği sevmediği renk kırmızı ve siyah. Tamam. Boyamanıza gerek yok. Bazı bitkiler ve ilaçlar da bunun etkisini gösteriyor. Eyvallah. Manyetik alan. Yani kırmızı bir ya da siyah şey pijama deyince. Bileklik var. Manyetik alan yayıyor ve sivrisinek yaklaşmıyor. Öyle mi? Şimdi senin şimdi bu turkuaz nedir o? Şimdi siyah beyazı anladık. O turkuaz ne? İradeyi güçlendirsin. Onu sırf kendin alsın. İçin yaptın yani. Evet. Hem de sana destek olsun. Daha artık ne stresin formumu var ya? Formumu tutayım. Ya, sen bayağı bildiğin aldın başını gidiyorsun ya. Form tutayım. Form tutayım. Tabii ki. Şimdi birazdan hangi renklerle zayıflanlara gireceğiz? Tabii ki. Gayet güzel. Şimdi organik beslendiğiniz için size ekstra bir şey sormuyorum ama. Yani hani renklere düşkün müsünüzdür? Yani hani her yakışanı giyer misiniz? Ya da renk seçiminiz var mıdır? Benim meslek dolayı ben bütün renkleri giyiyorum. Ne renk varsa giyiyoruz. Yani ne olsa bazen de farkında değilim. Ha ne yüzlerimde var falan, öyle oluyor. Ama mesela bazen böyle fark ediyorum. Çok böyle kara kara sürüklü siyah siyah evden çıkıyorum. Diyorum ki bugün yani bir renkli bir şey olsun. Böyle kifim güzel olsun. Böyle oluyor bazen mesela. Fonksiyonel evet. Vücut hissediyor tabii ki. Değil mi? Yani evet böyle daha iyi hissediyorsun. Böyle hissediyorsun evet. Peki bugün şimdi Cem Yılmaz'da başrol oynadın. Yani Cem Yılmaz'ı evet. Tanır mıydın? Filmden önce biz hiç tanışmadık. Hiç? Evet. Ben o arada işte manikenlik yapıyordum. Böyle küçük rolleri dizilerde vardı. Zaten ben Türkçe çok uzun süre konuşmadığım için her şey böyle yeni oldu. Reklamlarda oynuyordum biliyorum. Böyle enteresan reklamlarım vardı seni hatırlıyorum. Kliplerde evet yani böyle sesim kullanmadan oynuyordum. Ondan sonra işte Türkçe yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Dizilerden teklif almaya başladım. Hoşuma gitti. Dedim yani devam böyle edeyim. Böyle bir şey söyleyeceğim. Saraylı maraylı dizilerden mi aldın? Yani böyle Osmanlı yok, dizileri var ya bizde. Yok gayet normal. Hemen seninle boyu gören hemen gel buradan bir tane sultan çıkabilirsin. Olsun sultan oynayabilirim. Benim için en bir sakıncası teşekkür yok. Teşekkür ederiz. Tamam gereken linkler açıldı şu anda. Gayet güzel. Selam var. Peki nasıl oldu sonra bir araya gelmeniz Cem'le? Ondan sonra işte bir gün bizi aradılar. Dediler ki Cem Yılmaz bir film yapıyor. Başrol oyuncu ihtiyacı var. Kriterlere göre siz uygunsunuz. Yani sizinle görüşmek istiyoruz. Kabul etmiyorum şekerim deseydin ya. Ama merak ettim. Çünkü önce Cem Yılmaz kim olduğunu biliyordum. Çünkü zaten stand-up şovları vardı ve filmleri vardı. Bu yüzden yani biliyordum ama tanımıyordum yüz yüze. Tamam dedim, merak ettim. Öyle gittim. Bizim yani çok pozitif, çok komik hatta geçti ilk görüşme. Mesela biz böyle sohbet ediyoruz. O işte soruyor yani İrina nerelisin? Ben dedim ki Sivaslıyım. Bakalım nereyim gerçekten ama. Çok güzelmiş ya.
anladık yani. O da Sivaslı, ben de Sivaslıyım. Yani anlaşacağız herhalde. Oo, tamam, hemşo dedi. Hemşo kadrosundan girer. Doğru. Evet, zaten yani bu karakterde, yani filmdeki karakteri belli bir kriterleri vardı. İşte Rusça, İngilizce, Türkçe, Bulgarca dilleri bilmek gerekiyordu. Fiziksel olarak bir sürü zorunlulukları vardı. Ben de tam uygun oldum. Çok oturdu yani. Evet, zaten biz çok da iyi anlaştık. Ekip de çok güzel. Yani gerçekten çok keyifli bir çekimdi. Seve seve bu rolü oynadım. Seve seve çalıştım. Ya Çetin Altay var, Zafer Algöz var. 10 numara, evet. Arkadaşlar bunlar yani. Evet, yani onları ayrıca çok, hem de insanlar olarak çok sevdim hepinize. Yardımcı da oluyorlar değil mi? Yani evet, çok güzel yani. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu. Hem de onların yan yana böyle oynamak, yan yana aynı sette olmak, aynı anda da böyle olmadığım setlerde onları izlemek, yani çok güzel bir tecrübe. Bu tek tecrübe olmayacak değil mi? Devam edecek misin? Yani Cem Yılmaz genelde hep aynı isimlerle çalışıyor, özellikle aynı isimlerle çalışmaya dikkat ediyor. Bir Cem Yılmaz sineması var çünkü. Devam edecek mi? Şu anda onun ne projeleri var ben bilmiyorum. Sivaslı o da. Açıp dedim, evet, o Allah Allah. Evet, alo alo böyle. Haberiniz için. Cem ne var şimdi, gelecek yaz ne çekiyoruz falan filan diye arada bir açıp sorman gerekiyor. Peki şaka bir yana, oyunculara devam edeceksin. Sevdin herhalde. Evet, devam edeceğim. Hatta şimdi bu yüzden diksiyon dersleri de alıyorum. Böyle ona gerek yok diyorum sana. Neyse hadi. Ya, olsun olsun. Ben sonuçta yani 5 senedir burada yaşıyorum ve Türk normal insan gibi konuşmak istiyorum. Belki yani kanımda Rus bir kan dolaşıyor. Ama sonuçta yani burada yaşıyorum ve buradaki insanlara daha yakın olmak istiyorum. Daha iyi anlayabilmek istiyorum. Beni de daha iyi anlasınlar. Evet. Çok iyi yani, bayağı hani Türkçeyi ben çünkü 65 kelimeyle şuradan çıkartan, tabii, insanlar gördüm. Gayet iyisin. Bayağı bir kelime öğrendim. Evet. Çocuk var mı? Yaptınız mı enişteli çocuk? Henüz yok. Çocuk var. Bir tane kızımız var. Ha, bir tane kızınız var. Ha, o şeyi internette gördüm. Anladım. Seviyorsunuz onu da. Onu çok seviyoruz. İyi, güzelmiş. Ne yapalım ya? Kısmetse, evet, zamanlı olur. Oyunculukta büyürü bakalım. Siz oynadınız mı ustalar? Ya işte, galiba şeyde konuk olduğumuz galiba değil mi? Kavak Yerleri'nin son bölümünde kendimizi oynadık. Onun dışında ha. Adamın kendisini oynaması kadar kötü bir şey yoktur ha. Ya zaten fazla bir rolümüz de yoktu da işte yalandan çaldık ettik falan. Ondan sonra kabullenmiş. ne yapayım diyor ya. Kaderim bu. İki defa da sete gitmiştim. Gitmişken abi hadi gel seni de şuraya katalım. Bir keresinde halay çektim işte. Öbüründe de nikah şahidi oynadım. Bunlar önemli roller. Bak sakın. Ya öyle sen. Tabii canım. Bir iki lafım oldu nikah şahitliğinde hatta. Evet. Yani ne bileyim, heves et. Benim en azından heves ettiğim bir iş değil, bilmiyorum arkadaşlarım kendi adlarına. Heves ediyorlar. Kliplerde oynuyorsunuzdur herhalde. Yani. Kliplerde oynuyoruz. Tabii orada aslında düşünürseniz sıfırdan bu işe girecek bir insanın daha avantajlı. En azından kliplerde konuşmasak da klaş çekiyoruz yani. Kısa filmler gibi. Evet, yani evet, kısa evet. Filmler gibi düşün. Doğru. En son hatta klibimizde ben Türkiye'ye gelmiş Suriyeli bir mülteciyi canlandırdım. Ama ilginç olan benim hani artist olarak kıyafetlerimi yönetmenin kıyafetleri verildi. Ben onu giydim. Yani onun kendi kıyafetlerini, işte deri ceket, işte bilmem ne. Ama Suriyeli mülteciyi kendi kıyafetlerimle oynadım. Yani benim kıyafetlerim Suriyeli mülteciye tam oldu. Hep eski püskü şeyler olduğu için. İstanbul'la baba. Ondan sonra onları işte hatta böyle yönetmen dedi ki işte ilk görüşmede. İşte böyle eski püskü bir pantolon lazım dedi. Böyle an baktım, bu olur mu dedi. Aa çok güzel, bunun rengi tam olur. Ondan sonra bir tane de ceket üstüne olunca zaten yani işte bir takım yani insan aslında yani ben tabii çok anlamadığım bir konu değil ama şimdi ahkam keseceğim. Kes. Yani böyle herhalde herkesin herhalde oynayabileceği bir takım roller vardır ve oynayamayacağı herhalde roller de vardır gibi geliyor dışarıdan izlendiğinde. Çünkü her oyuncunun yakıştığı tipte roller var. İşte insan neyi gözlemliyorsa, neye yakınsa onları rahat oynayabiliyor. İşte neye karşı duyarlıysa, nasıl şeylere karşı. İşte ben de yani mesela ne bileyim Suriyeli bir mülteciyi oynamak ne kadar başarmışımdır bilmiyorum ama en azından şey yapmadım yani. Hani ben bu rolü niye oynuyorum, nereden şimdi bu çıktı demedim. Çünkü istedim yani bir anladım. Şekilde. Peki Binhani nelere duyarlı? Öncelikleriniz nedir? Yani önceliklerimiz esasında başkalarının duyarlı olmadığı şeylere öncelik vermeye çalışıyoruz. Çünkü
birilerinin çok fazla üstüne durduğu konulara fazladan bizim de üstüne durmamıza gerek yokmuş gibi geliyor. Yani onun yerine daha hani az yani gözden kaçan şeyleri bir şekilde göz önüne getirmeye çalışıyoruz. Genel prensibimiz bu. Aynı şeyi konser verdiğimiz yerlerde de hani seçerek hani az konser verilen yerlere gitmek gibi mesela bir düsturumuz var. Hani bir yer ne bileyim işte Sinop'un Ayancık ilçesinden bir festivale davet ettiklerinde çok fazla işte hani şu var mı bu var mı diye sormuyorsunuz. Evet sorulmuyor işte gidiliyor yani. Hani... Anladım. Peki siz grup olarak hangi grupları dinliyorsunuz? Yani herkesin farklı bir müzik zevki var ama hani ben mikrofon gezmeden kabaca söyleyeyim. Hani Eray Pink Floyd'cu. Ona Pin Honey'e girdiğin gibi giremezsin. Ona bir bakmak lazım. Ama yani Pin'den bir ortak şey var. Pin yani. Var bir ortak. Pink Floyd'a giremedim bari Pin Honey'e gireyim demiştim diye tahmin ediyorum. Yani amorti var en azından. Güzel Pin'den almış ya. Sana. Hami'nin oldum olası bir caz sevgisi var. Biz de hani alternatif gruplar içerisinde hani cazı en yakın duranlardan biriyiz. O açıdan işte idare ediyordur o da. Selim'le benim müzik zevklerimiz birbirine daha yakın. Çünkü geçmişten beri de beraber çalarak geldik. Yani eskiden hani İngiliz gruplarını çok dinlerdik. Türkiye'de işte zaten dinlenebilecek birkaç tane şarkı yazarı, müzisyen insan var. Tek tek saymaya da gerek yok. İşte onları dinleyebiliyoruz. Eyvallah. Bugün daha çok seçenek var. Ama aslında hepimiz onlardan... O ilk başta yapanlardan ve artı yurt dışındaki bazı örneklerden artı Türkiye'deki işte halk müziğinden türemiş müzisyenleriz neticede düşünürseniz. Yani bunlardan kimse işte halk müziğinden hiç etkilenmeyen veya az etkilenen işte kent ozanlarından az etkilenen çok etkilenen kombinasyonlar şeklinde veya tamamen yabancı müziği örnek alan müzisyenlerimiz de var bugünkü şeyde ama. Biz hepsinin bir karışımıyız tabii ki. Hepimiz öyleyiz yani. Güzel. İyi bir hepsinden karışım. Hepsinden örnek almaya çalışıyoruz. Elbette. İyi bir füzyon öyle çıkıyor zaten. Aydan şeye gelelim. Şu renk ve şifa hikayesine. Yani hani Türkiye'de hastalık ustalık bitmiyor. Her sene bir tane virüsümüz var. Dünyada var ya sadece bizde. Kesinlikle. En son Zika öyle bir şey, bir virüs çıktı. Evet. Bayağı böyle dünyayı sallıyor açıkçası. Ve fakat yani insanın hani temel sağlık olarak hangi renkleri tercih etmesi lazım? Ya da beslenme de mi tercih etmesi gerekiyor onları? Mesela şey kilo verdin hani renklerden yürüyelim. Mesela çivit mavisi iştah kapatan tek renk. Çivit mavisi güzelmiş o. Çivit tek mavisi renk. Evet. İştah mesela iştahınızı kapatmak için çivit mavisi tabaklarda yemek yiyin. Mesela Osmanlı'da o Çin'i özellikle çivit çok kullanılmış. Evet. O iştah, zaman şey küçük porsiyon. Evet. Ha. İştah kapatan renk. İştah azaltan iki renk var pembe ve eflatun. Pembe eflatun. Evet. İştah azaltıyor. Mesela büyük masada yemek yemek de iştah kapatıyor. Mesela bir pizzayı büyük masada yediğiniz zaman daha az yersiniz. Çünkü gözün doyuyor, gözünüz masa doyuyor, masa büyük ve algıda bir şey var, seçicilik oluyor. Beyinde hafızada yer ediyor. İlginç. Evet, siz fazla yediğinizi sanıyorsunuz. Yapılan araştırmalar bunu destekliyor. Evet. Küçük masada mesela tepside yemek daha fazla yediriyor. Az yediğinizi hissediyorsunuz. Lokmaları küçük görüyorsunuz. Ama büyük masa hiç üşenmeyin. Kalkın yemeğinizi masada yiyin. Ha hiç öyle oturup da sehpada televizyon izlerken evet. Vesaire değil. Masaya koyun ve az yediğinizi göreceksiniz. İştahınız kapanıyor. Tabak harika. İçinde mi geçerli bu? Büyük tabakta yemek. Şimdi masa olarak. Ha, çünkü tabaklar büyük tabağında tam tersini söylüyorlar ya. Evet tabak büyük tabaklar daha fazla yediriyor. Bu doğal. Ama bu. Zıt renkli tabaklar... Zıt renkli tabaklar az yediriyor. Mesela kırmızı tabakta beyaz pilavı az yersiniz. Ha. Beyaz tabakta beyaz pilavı daha çok yersiniz. Bu yüzden çocukları şöyle tavsiye ediyorum. Yeşil renkli tabaklarda yeşil sebzeleri yedirin. Çok yesinler. Ha, yani eğer aynı rengi seçersen, yemekle aynı evet. rengi seçersen daha, daha çok fazla yersiniz. Zıt renkli tabakta az yedirin. Mesela çok su içmek için kırmızı bardağı kullanmayın. Kırmızı bardakta içmemeniz gereken sıvıları. Diğer sıvıları da mesela su. Atıyorum sodalı sıvılar, bir yani gazlı sıvılar bilmem evet. neyi kırmızı bardakta evet. tercih edeceğiz. Evet. Çay may biz çok düşkünüz çaya kahveye ne yapacağız onu? Normal cam bardakla içebiliriz. Ha, takılın diyorsun yani evet. onda bir sıkıntı yok. Kahvenin de çayın da faydası var. Peki çok... yani düzenli olarak mesela hani bu çivit mavisi bir şeyle günde 3 öğün
yemek yersem ay sonunda belirgin bir kilo veriyorum yani. Evet. Kontrol. Segah dinliyorsunuz, ağır müzik dinliyorsunuz yemeklerde. Yemekte segah. Çünkü hızlı müziklerde hızlı yediriyor. Fazla yediriyor. Dinlersek ayvayı yedik yani bu durumda. Evet. Ha, tamam peki. O zaman şimdi segah müzik. Çivit mavi tabak yazdık mı bunların hepsini? beyaz pilavda beyazdan uzak evet. kaldık. Tamam peki. Yemekten önce dişlerinizi fırçalayacaksınız. Yemeklerden önce dişlerinizi. Evet. Genelde sonra fırçalıyoruz. Önce o da iştah kapatıyor. O da iştah kapatıyor. Bol miktarda su içiyorsunuz. Yemeklerden önce o da iştah kapatıyor. Zaten yiyecek bir yer kalmıyor. Evet. Peki başka ne söyleyebiliriz? Ve renkli gıdalar iştah, beyin hafızada yer ediyor. Hangi mesela, gıdalar mesela? Fitokimyasal olarak 6 gıda grubu. Mesela bir salata yiyorsunuz. Diyelim sırf bir havuç salatası değil. Gökkuşağı bir salata yapın. Hem hoş. Beyniniz doyuyor hem de bedeniniz fitokimyasal olarak alıyor. Hı. Daha sağlık, sağlık iksiri. Çünkü yapılan araştırmalarda artık günde 5 öğün sebze meyve yemek yaşam iksiriydi biliyorsun. Ama artık gökkuşağı beslenme yaşam iksiri. Yani siz kırmızı fitokimyasal olarak domates, kiraz, işte kırmızı elma. İçinde likopen var. Hı. Turuncuda mesela kabak, portakal, mandalina bunlar alfa beta karoten içeriyor. Limon mesela C vitamini yüklü. Mavi mor içerenler mesela patlıcan, incir, yaban mersi bunlar fenol içeriyor. Fenol vücuttaki iltihaplanmayı engelliyor. Doğal aksi kanserden koruyor. Hı. Benim en çok sevdiğim grup mesela açık yeşil beyazlar, soğan sarımsak grubu. Hı. Bunlar da içerisinde alisin içeriyor. Kolesterolü dengeliyor. Hmm. Şekeri dengeliyor. Hmm. Artı içinde kereviz olan kereviz pırasa. Bunlar zeka kas sayısını arttırıyor. IQ seviyelerini arttırıyor. Yemiyor işte ya o çocuklar. İşte yedirmek için. Kerevizi pırasayı nasıl yedireceksin? Yeşil tabaklar. Yeşil tabak. Onları süsler, gözler, kaşlar, gözler yapacaksınız. Yeşil tabakta kereviz yaptım. Ama şunu unutmayın. 2 yaşına kadar çocuklar asla yeşil rengi sevmez. Öyle mi? Evet. Yeşil niye? Şeker de versiniz. O kırmızı ve beyazı sever. Çok önemli. Bugün beni izlemiyorlar sütten mesela. Gözlük dolayı. Yeşil, kravat yeşil. Sütten bu. Dolayı. Sütten dolayı. Evet, beyaz sever yani. Evet. İki yaşına kadar böyle. Gayet güzel. Peki şeyde en mesela en klas beslenme rengi ne oluyor ya bu durumda? Senin gökkuşağı. Bu saydığın altı şey. Gökkuşağı beslenme. Yani bizim bu çoban salatası hayat kurtarır mükemmel, diyebilir miyiz? Mükemmel. Çünkü saydıkların hepsi var içinde. Evet. İçine limonla beraber bir çorba kaşığı da sirke koyacaksınız. Mis. O da midenin erken boşalmasını engelliyor. Çünkü tokluk hissi veriyor. Çok güzel. Peki atıyorum kalp sağlığının bir rengi var mı? Tabii ki yeşil. Yeşil. Tabii kalp ki. Sağlığı için iyi. Yeşil fitokimyasalları. Maydanozdan tutun ıspanak, tere, pırasa, pazı, aklınızdaki tüm yeşillikler. Çok güzel. Sigaranın bir alkolün verdiği zararı nasıl? Hangi renklerle atabiliriz? Turkuaz bunları engelliyor. Daha az içirtiyor. Ha, yani atıyorum alkol sağlığa zararlıdır ama alkol alınacak bir ortama giderseniz turkuaz bir şey mi bulundurmanız evet, gerekiyor? Evet bunlar daha az içiriyor. Anladım ya çok enteresan şeyler. Ama sağlıklı bir insanın 7 renk var. Sabahtan öğleye kadar kırmızı turuncu sarıları. Kırmızı turuncu sarı. Gıdaları. Gıdalı. Mesela portakal su içeceksiniz sabah çünkü bunlar ester hemen vücuttan atılıyor. Sabahın için kırmızı turuncu sarıları sabahtan öğleye kadar. Öğle ve akşama da yeşilden sonraları yeşil, mavi mor ve eflatunları tüketebilirsiniz. Anladım. Mesela kırmızı eti öğlenleri daha çok tüketin, akşam kırmızı daha az. Okey güzel. Yazdınız değil mi kafaya bunları? Ne anlattı? Vallahi ezberliyorum. Çoban salatası. Çoban mı? Çoban. Ama çoban kitap yazın gerçekten çoban çok ilginç ya değil mi? Gerçekten bu evet, enteresan bir programı kadar tekrardan çalışacağız ya. Şimdi böyle ben ses kaydediyorum burada. Gerçekten o hala orada şey yapıyor. Peki zaman içerisinde hani sonuçta uğraşıyorsun sosyal medyayla onunla bununla falan filan. Tüm bu uğraştığın işler içerisinde en sevdiğin hangisi abi? Yani ben çalıştığım her işi seviyorum. Çünkü fark yaratıyorum yaptığım zaman. Başarılı da oluyorum. Yani hayatımı yazılım yazarak idame ettiriyorum mesela. Ne tür yazılımların peşindesin? Genelde SEO ve SEM diye bir şey var işte. Search Engine Optimization bu arama motorlarındaki anahtar kelimeleri etkileyen. Onlar üzerine yazılımlar yazıyorum. O nereden geldi abi şimdi? Baktım şimdi geçmişinde araba da yok ne oluyor? O nereden çıktı o yazılım? Yani meraklıydım. Yazılım gerçekten yaratıcı bir zeka gerektiriyor. Hayatımı da öyle kazanıyorum zaten. Oyunculukla falan kazandığım paralarla bu hayatı yaşayamıyorsun tabii. İyi kazanır derler oyuncular ama galiba olmuyor yani. Yani oyuncu yazılımcı kadar kazanamaz.
Öyle mi? Yani yazılımcı her tür kazanır. Başrol oyuncusu da kazanamaz yani. Doğru diyorsun yani. İyi bir yazılımcı kadar. Yani Steve Jobs'un şeyini filmi evet, çekmişlerdi. Aslında oynayan adam Steve kadar kazanamıyor. Türkiye'de mesela yazılımcıyla birlikte hardware'i destekleyecek devlet olanağı çok yok. Hı. Belki Amerika'da doğmuş olsaydık daha farklı bir yerlere geliyor olabilirdik. Ama orada adamlar çok daha farklı şanslarla doğuyorlar yani. Merak ettiğim bir şey kaldı mı? Yani bunu da yapacağım dediğim bir şey. Çok yok aslında ya. Her istediğimi yapıyorum yani. Ne güzel. Ne güzel. Evet. İyi. Sevgilin var mı? Yok. Vaktim yok. Abi yani. Beni kim ne yapsın? Ya o çok doğru da ama yani şey yani hayır, bir yandan da hadi bazen o da... böyle aşkla maçla ilgili şeyler yazıyordum. Bir gün gazeteci abim var. Benim ustam işte Ali Eyüboğlu. Ali abi de Twitter'dan mesaj atmış. Ulan kafanı kaldır da bilgisayardan etrafa bak yazmış yani. Bir hayat devam ediyor evet. Orada. Ali abi de bir hayat insandır. Evet, evet. Ama yemek yazılır yazıyor musun? Ya yazıyorum yazıyorum evet. Enteresan. Yemek aşkında var yani bir yandan. Var. İşte uluslararası yarışmalara da katıldım. Burada Taş ve Türk Yaşlılar Federasyonu'nun jürisinde oldum. Ondan sonra yapıyorum her şeyi yani. Sever misin peki? Yapmayı sever misin? Yapmayı da severim, yemeği de severim. Ama mesela bazen gidiyorum, işte diyorlar ki abi diyorlar böyle gurme mi olur diyorlar yani. Sen kilolu değilsin. Hakikaten öyle. Evet, bir çatal ondan yiyorum, bir çatal ondan yiyorum. Ben senede 365 gün spor yaparım. Yani hastanelik değilsem mutlaka sabah 4'te de yatmış olsam sabah 6'da koşuyorumdur ben. İşte ağırlık bantlarıyla falan koşarım böyle vakitten kazanmak için. Spor bir kültür yani şey ülke olarak da bir kültür. Soğuk ülkeler daha çok spor yapıyorlar öyle değil mi? Yapıyorlar. Diyoruz ki hava soğuksa koşuyor. Kayak spor yapıyoruz. Spor gün geçmez. O yapıyor. Onda hiç sıkıntı yok. O ülkeler üstü bir kadın. Evet. Yani dolayısıyla belki yapıyor. Yani bizim kuşağımızda spor kültürü çok yoktu ama yeni nesil çok spor yapıyor yani. Biz izlemeyi peki. Seviyorduk abi. Evet. O da güzeldi yani. Ben yağlı güreşe bayılırdım sen mesela. Yağlı güreşe bayılan bir insan. Günde bir saat yürümesem kendimi kötü hissederim. Yürürsünüz. Tabii. Yürümek için hangi renk şeydir? Bir renge bağladık yani. Bir renk tabii de. Hangi eşofmanı giymemiz lazım daha iyi yürümemiz kırmızı için? Ve turuncu. Kırmızı ve turuncuya takılmışsın kalmışsın kırmızı turuncu ya peki. Geldik paranormal aktiviteler sorularına. Burada isterseniz yanıtlayabilirsiniz isterseniz yanıtlayamazsınız. Alttan o çirkin müziği alın lütfen. Şimdi bak müzik geldikçe insan geriliyor. Sen mutlaka renklerle uğraştığın için buna da bir yanıtın olacaktır. İnsanoğlunun tohumları Marduk gezegeninde atılmış olabilir mi? Görüş açısına bağlı. Bunu hangi açıyla, bu teleskopla mı şey yapmamız lazım? Açıyı nasıl bulacağız? Periskopla. Periskop. İnanır mısın böyle şeylere? Yani insanoğlunun, dünya kökenli olmayıp başka bir yerden geldiğine? Vallahi bir düşünce varsa mutlaka bir yerden çıkmıştır, bir sinerji vardır diye düşünürüm. Boşu boşuna yapılmamıştır diyorsun. Kanuslu aynı sorucu sana soracağım. Abi başka bir yerden geldiysek başka bir yer nereden geldi? O da başka bir yerden mi? Peki başka bir yerin en temelinde nere var? En temelinde nere var? Yani dinin temeli paradokstur zaten. Ben üniversitedeyken eğlenmek için insanlara şöyle bir soru soruyordum. Diyordum ki abi diyordum bu soruyu cevapla hangi dini istersen ona geçeceğim diyordum. Ne diyorlardı? Diyordum ki Tanrı her şeye kadir midir? Tabii ki diyorlar haşa. Peki diyordum Tanrı'nın yaratamayacağı bir şey olur mu? Haşa her şeyi yaratır. Peki Tanrı'nın kaldıramayacağı bir şey olur mu? Tabii ki olmaz. Peki diyordum Tanrı kendi kaldıramayacağı kadar ağır bir taş yaratabilir mi? Yaratır. O zaman diyordum Tanrı'nın kaldıramayacağı bir şey var. Yaratamaz. O zaman yaratamayacağı bir şey var. Dinin temeli açıklanamayan şeylerdir. Paradokstur. Onun için yani insanlar yaratılmış olsaydı Marduk bana uzak yani. Anladım. Marduk zaten geçti gitti biliyorsun. Bana göre değil böyle şeyler. Sen Marduk sizin oradan geçti mi Marduk? Marduk ne demek bilmiyorum. Anladım çok güzel. Bir gezegen adı. Bir gezegen. Bir bunu bilmiyorum. Pin hani bu konuda ne derdi abi? İnsanoğlunun kökenleri. Valla ben bu konuda beyefendiye katılıyorum. Yani bu konular oldukça bizi aşan ve hani çok da açıklayamayacağımız şeyler. Aynı işte dini inançlarda olduğu gibi. Tabii ki kafa yormaya çalışmışızdır ama bir yere kadar gidebilmişizdir. Dinle ilgili de aynı şekilde. Yani hani zaten o bir ihtiyaçtan. Kaynaklı açıklanamayan şeyleri din açıklıyor işte. Çünkü işte Allah öyle yarattı. Böylece rahatlıyoruz. Marduk'la ilgili de işi gene Allah'a havale ediyorum. Kendisi Allah biliyordu. Allah müstahkını versin o Marduk. Yani özetle cehalet mutluluk yani. Çok doğru diyorsun. Peki ölümsüzlük mümkün mü sence? İnşallah değildir. Yani bizden sonra gelenlere yer açılması bakımından
güzel bir yanıttı. Çok teşekkür ediyorum. Ölümsüzlük mümkün mü sence? İmkansız. İmkansızı istemeyelim imkansızdı. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani ölümsüzlük çok uzun süre olabilir, süre uzatılabilir. Ama onu dünyanın en büyük ekonomik sistemini oluşturan ilaç sektörü buna izin vermeyecektir. Yani çünkü hastalıklara ihtiyacımız var ki ilaç satılsın. Net bir şekilde sen bayağı işin ekonomi politiğine girdin, gayet normal. Peki renkler açısından mümkün müdür ölümsüzlük? Uzatılma mümkün ama sonsuz olamaz. Anladım. Peki gayet güzelmiş. Ha, kurşun dökmek nazara önler mi? Bak bu seninle ilgili. Kurşun dökerler ya. Yani aslında oradaki görüş açısı önemli. Kurşuni renk derler ya. Yani hani onun bir şeyi var mı? İnanmış olmak önemli. Çünkü inandığınız zaman orada o etkiden kurtulmuş oluyorsunuz. Yani bir işe kabul etmek bence. Hı. Peki biz nazara çok inanan bir toplumuz. Evet. Yani bir şekilde inanırız. Gerçekten nazarı çeken bir şey var mı? Bir renk var mı? Nazar boncuğunun rengi doğru renktir. Çünkü yapılan araştırmada dalga boyu olarak çivit mavisi renk sonradan fark edilir. Hı. Bu yüzden onu fark edene kadar rahatlarsınız. Dolaşım sisteminiz rahatlar. Kan nabzınız düşer. Tansiyon biraz rahatlar. O yüzden nazar boncuğunun rengi de çivit mavidir. Doğru bir renk diyorsun evet. Yani. Kim yaptıysa gözde geç fark edilir. Bu yüzden. Mesela ambulansı düşünün. Uzaktan gördüğünüz zaman mavi bir ışık yakından kırmızı görünür. Yani her iki yönde de görmeniz için. Uzaktan ve yakından. Aa, ilginçmiş ha. Bak bunu. Bu akşam neler öğreniyoruz? İnanır mısın nazara? Ya, enerjiye inanıyorum. Enerjiye ben de inanıyorum evet, tabii. Kurşun döktürmek yerine inanıyorsan salatalıkları rendeleyebilirsin kafanda. Yani yeter. Siz onda rahatlıyorsanız onu evet. Yapın. Hı. Yani bir... Bir ritüelle gerek yok. Kimisi adaçayı yakar rahatlar. Kimisi dua eder rahatlar. Kimisi sirke suyla evini temizler. Ama sizde bir pozitif etki yaratıyorsa yapın. Buna inanın. Çünkü pozitif mutluluk mutluluk çok önemli. Eyvallah. Sizde var mıdır öyle ruhsal nazar mazar, nazar kovmak için bir şey yapar mısınız? Var ama yine de buna pek çok inanmamak lazım. Çünkü buna ne kadar çok inanıyorsun o kadar bu güçlü oluyor. Geliyor buluyor seni. Evet buluyor. O enerjiyi çekmemek gerekiyor. Aynen çekmemek lazım. Eyvallah. Pinhani'ye nazar değer mi abi? Yani nazara ben birey olarak inanmıyorum. Tabii biz burada bir ekip olduğumuz için sorulara sanki ekip adına cevap veriyormuş gibi oluyor ama kendi adıma cevap veriyorum. Ya zaten kendi adına verdiğin her şeyi birazdan kuliste yanıtlayacaksın evet, arkadaşlar. Evet. Yani tek. Ben nazara inanmam. Etme bulmaya inanırım. Hani insan ne ekerse onu biçer hayatta. Her zaman da öyle olmuştu bizim geçmişimizden bugüne. Hep onu da yaşadık yani. Kötü şey yaptığımızda başımıza kötü şeyler geldi. İyi şey yaptığımızda da iyi şeyler geldi. Çok doğru diyorsun. İyilik yap deniz at diye kapatalım. Öyle öyle tabii canım. Gayet güzelmiş. Paranormal aktiviteler bitti. Şimdi çift sıfırdan bu yana konuşuyoruz. Bakalım manşetlerde neler çıkmış. Çok sevgili Burada Laf Çok izleyenleri ve CNN Türk Radyo dinleyenleri. Bakınız biz bu akşam bir renk uzmanı olan sevgili Aydın Öztürk Atalay'ı aldık. Konuşmayacağım bir daha seninle. Sevgili Aydan Öztürk Atalay konuğumuzdu ki onu tanıyorsunuz. Zaman zaman gelir stüdyomuzu renklendirir kendisi. Dedi ki bugün yeni bir sürü şey öğrendik kendisinden. Bordo başarı getirir, kırmızının şansı daha yüksek. Siyahla beyaz savaş halinde turuncu bolluk bereket demektir. Yeşille beyaz istikrar, pembe sevme ve sevilme kabiliyeti. Sarı albüm sattırır, ayrıca sarı mutluluk, sarı zekanın rengidir. Neyse kitap yazacağım, bekleyin beni. Yol boyuyorum ben, renklerde bir mucize var. Buna inanın diyerek bitirdi geceyi. Devam ediyoruz. Çok sevgili kardeşimiz Kalus Sazcıoğlu bizimle birlikteydi ve dedi ki inşaat ve deprem mühendisliği tiyatro kollarını kurdum, sahneyi temizliyorum. Falanca tiyatroda falanca rol oynuyorum. Nijerya'ya gitmiştim. Japonya'ya şartnamede çevirmiştim Japonca'dan. Zengin ettiğim doktor var. Ayrıca dövüşüyordum. Bale yapmayı düşünüyorum ve dahası ekmek parası işte abi be. Diyerek bitirdi geceyi. Devam ediyoruz. Sevgili Irina İpkina bizimle birlikteydi. Ve dedi ki sigortacılık okudum. Ekonomi üniversite bitirdim. Eşim var. Eşimin soyadı var. Eşim dayanıklı bir adam. Evde yamuk Türkçemi özür dilerim dinliyor. Spor yapmaya devam ediyorum. Spor benim hayatımın bir parçası. Örnek gibi oluyor. İnsanlar merak ediyorlar. Sağlıklı besleniyorum. Kendimi geliştiriyorum. Nokta. Öyle de bitirdi. Teşekkürler. Devam ediyoruz.
Sinan Kaynakçı Pinhani adına konuştu ama sıklıkla tekrarladı. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani Pinhani'den gelecek şeyden mesul değilim dedi. Ama ona rağmen dedi ki merhaba, ben Pinhani değil Sinan. Biz 2004 yılında kurulduk. 5 kişiydik. 2 kişinin gelmediği zamanlarda gelen bir kişi vardı. O 2 kişi gelmemeyi abartınca 2'yi çıkarıp 1'i aldık. Arada 2 kişi geldiğinde bir kişiyi çıkartıyoruz. Toplamda 4 kişiyiz ama arada 5 oluyoruz. Albüm yapıp ortaya atıyoruz. Bitti. Ve Pinhani son albümü Kediköy'de. Kediköy ne zaman çıktı? Ocak ayının ortalarında. Çok daha kedi, çok hani kedi yavrusu gibi bir şey yani. Evet, evet. Kediköy ismini nereden aldı? Hepimiz yani sırayla Kadıköy'e taşınıp albümü de Kadıköy'de kendi kurduğumuz stüdyoda kaydedince bütün hayatımız orada geçmeye başlayınca ve kedilerin içerisinde hem evde hem dışarıda böyle bir isim bulduk. Eyvallah, peki. Bahtı açık olsun ki olacakmış. İnşallah. Uzmandan öğrendik bunu. Sizin iki şarkınızı da bitireceğiz ama bir teşekkür faslını halledeyim. Sana ulaşma bir sistem var mı artık? Renkbilim.com sistem. Renkbilim.com'dan merak edenlere bütün şeyleri bulabilirler. Evet. Orada renk analizlerini de yapabilirler. Ücretsiz herkes. Elektromanyetik alanları. Büyüksün be. Vallahi büyük. Kendi programı kendim yaptım. Yaşa. Peki. Kalusçum, nerede göreceğiz seni? Nereye neye isterseniz Kalusçu yazmanız yeterli. Bir tek ben çıkıyorum zaten. Peki. Gerçekten. Peki, eyvallah. Evet. İrina, yakın zamanda inşallah seni de sahneler derken diz setlerinde ya da film setlerinde görürüz inşallah. İnşallah. Ki o sultanlığı çağırdın. Bak, çağırınca geliyor. Öyle olacak geliyor zaten. İnşallah bile demedi. O olacak. O olacak. Peki, inşallah göreceğiz. Ve Pinhani'yi çok teşekkür ediyorum. Hem sabrınız için hem de müzikleriniz için şimdiden. Pinhani şarkısıyla bitiriyoruz. Şarkılarıyla bitiriyoruz daha doğrusu. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Pazartesi akşamı yine birlikte olacağız. Hoşça kalın. Merhaba, bir dili öğrenirken ne kadar çok dinlerseniz konuşma, ne kadar çok okursanız yazma yeteneğiniz gelişir.
rağmen. Sorunun en efendisi. Her gece stüdyoda burada laf çok yayında. Burada laf çok.